bu son olsun. Esasen siyasi bir yaklaşımdan, o yaklaşımla ilgili tartışmalardan yola çıkarak böyle bir etiket seçtik. Bu son olsun. Sizler de bize İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bu son olsun dediğiniz ne varsa fikir, görüş, öneri, eleştiri, yorum bizimle birlikte sohbet edebilirsiniz. Seçime 18 gün kaldı. 18. Memlekette öyle büyük bir seçim heyecanı yok gibi. Oyumuzu kullanacağız ama, değil mi? Geriye ne kaldı ki zaten demokratik haklar ve sorumluluklar bağlamında? Oyumuzu kullanalım. Küstüm, darıldım, gücendim. Bu aday iyi değil. Hayır. Gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Bugün eni konu siyasi gelişmeleri irdeleyeceğiz. Mesela İmamoğlu ne dedi? Murat Kurum ne yaptı? Buna bakacağız. İzmir'de beklenen oldu. CHP lideri Özgür Özel İzmir'e gitti ve Tunç Soyer'le Cemil Tugay birlikte bir görüntü verdi. Ona bakacağız. Rakibi Hamza Dağ'ı da irdeleyeceğiz. Oradan geleceğiz Ankara'ya. Mansur Yavaş, Cengiz Topel için, İyi Parti adayı için dün Candaş Tolga Işık'ın programında çok çarpıcı bir bilgi verdi. Benden gelip de Mamak'ı istedi. Mamak'ı verseydim aleyhimde böyle konuşacak mı diye sordu Mansur Yavaş. Anlamlı sorulardan, günün çarpıcı siyasi gelişmelerinden birisi buydu. Sonra buradan İstanbul'un ilçelerinde dün biraz dolaştım böyle Bakırköy'den başlayarak. Çarpıcı bilgiler ve davetler olacak. Ağırlıklı bölümünü yarına bırakıyorum İstanbul'un ilçeleri. Ama dünden itibaren bu konuda çalışmaya başladım, ifade edeyim. Bugün Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuk var. Burada eleştirdiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Sonrasında kendisiyle de konuştuk. Anlattı. Dedim ki buyurun Demokrasi Meydanı'na gelin. Ve ta uzaklardan, açık etmeyeyim şimdi, biraz sonra Demokrasi Meydanı'nda onu da konuşacağız. Tabii hayat zor, geçim koşulları ağır. Kent lokantalarının neden açıldığını anlamak lazım. İnsanlar ucuz ekmek kuyruğunda, ucuz et kuyruğunda, hiç olmasa bir öğün dengeli beslenebilmek için, sulu yemek yiyebilmek için, tencere yemeği hiç olmasa bir öğün yiyebilmek için kent lokantalarına neden akın ediyorlar? Bunu anlamak lazım. Halkının derdine, ülkesinin meselesine yabancılaşmamalıdır siyasetçi ve iş insanı ve gazeteci. Kent lokantaları gerçeğini de bugün irdeleyeceğiz. Gördüğünüz gibi siyasi gelişmeler ve bunun ekonomiye ilişkin yaklaşımları, 18 gün kala sandıkla ilgili gelişmeleri de burada Demokrasi Meydanı'nda eni konu konuşacağız. Her zaman yaptığımız gibi hayatın içinden haberlerin de olacak. Kültür, sanat dünyasından, iş dünyasından haberler de olacak. Mesela Nevar Koç, Nejat İşler'le konuşmuş. Çok enteresan böyle bir video ortaya çıkmış. Sabah Yiğitcan İlhassan'ın dikkatini çekmişti. Enteresandı. Bu ve benzeri içerikli haberler, köşe yazılarına baktığım zaman yine siyaset ve ekonomiye ilişkin haberler var. Ayrıca Türk iş, spor ve politika dünyasının önemli isimlerinden Cavit Çağlar'ın o kitabıyla ilgili bugün Rahmi Turan yazmış, Mehmet Yılmaz yazmış, Ertuğrul Özkök yazmış. Türk basınına Cavit Çağlar'la ilgili neler yansımış, hangi çarpıcı bilgiler mesela Tansu Çiller'le ilgili, onları da bugün yine özel haberler ve manşetlerle birlikte paylaşacağız efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörü konusunda neler söyledi dün akşam? Güven, hazır mıyız? Cumhurbaşkanı dinleyelim. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın, katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Değerli dostlar, meselenin çok daha vahim tarafı, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail'in hiçbir şey olmamış gibi katliamlarına devam etmesidir asıl olan. Kimseyi dinlemeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. Hatta acil ateşkes çağrısı yapan ülkeleri dahi tehdit edecek kadar küstahlaşıyor. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren, üzülerek ifade ediyorum, İsrail'e
koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır. Kargo uçakları Batı başkentlerinden Tel Aviv'e sürekli silah ve mühimmat taşırken yasak savma kabilinden kurulan cümlelerin hiçbir anlamı yoktur. Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi ve bölgenin ihyası için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye de hazırız. Sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun değil, dünyanın da sorması gereken bir soru. İsrail'i kim durduracak? Bu devlet terörü nasıl, bu soykırım nasıl bitirilecek, temel gündem maddelerinden bir tanesi olacak işte bu. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre Manisa'da organize suç örgütleriyle mücadele kapsamındaki operasyonlarda hangi çeteler çökertildi onu da yine takip olarak aktarıyorum. Tekrar ediyorum. Bu sabahta İçişleri Bakanlığı'nın jandarma ile birlikte sergilemiş olduğu operasyonlarda Manisa'daki organize suç örgütleri çökertildi. Detayları yine burada aktaracağım. Oradan gelelim seçime. Bu seçim İstanbul'da çok önemli. İstanbul seçimi olarak da tanımlanabilir. Ama doğrusunu söylemek gerekirse iktidar kanadı daha evvelki seçimde yaptığı hataları tekrarlamakta. Bıraksınlar İmamoğlu ile Murat Kurum kozlarını paylaşsınlar, İstanbul'u konuşsunlar. Görelim bakalım hangi aday daha güçlü, hangisi daha halka yakın, hangisi daha ikna edici. Bunları görelim. Ama İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'la girdiği seçim yarışında olduğu gibi yine bir takım algı operasyonları, şunlar bunlar, montajlar filan yine devrede. Dün bu konudaki iddiaları haberleştirmiştik. Bu para sayma makineleri vardı ya. Bakın işin aslı ilerleyen dakikalarda dün olduğu gibi bugün de konuşacağımız temel gündem maddelerinden bir tanesi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu acaba bu iddialar konusunda neler söylüyor? Özellikle seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyen, insanlara iftira atan bu tarz işlerine gelince de şey oluyor, FETÖ işi oluyor, tukaka oluyor vesaire, ama kendileri yapınca da bunu savunan, silahşör gibi savunan, kalemini kul hakkı yeme üzerine kullanan, ben ismini vermeyeceğim, yabancı bir kanalın ismini hala taşıyan bir kanalda yayın yapan bir meczubun ifadelerinden dedim baba Allah'ını seversen izleme bile dedim yani. Hani izleme, ben izlemiyorum dedim. O bakımdan aynı o tukaka FETÖ'cü dedikleri taktikle yol yürüyen bu aklı bu memleketin tarihinden, onun izlerini bu şehrin ve bu memleketin hafızalarından milletçe sileceğiz, milletçe. Bu yolculuk o yolculuktur. Kimsenin hakkında 15 yıllık siyasi yaşamımda ve bütün yaşamımda kimsenin hakkında bir iftirada bulunmadım, bulunmam. Ama zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak o bir avuç insanı, göreceksiniz. Tabii bu konuyu bana da soruyorsunuz sosyal medyada da. Efendim tabii meselenin hukuki boyutu var, mali boyutu var. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı, öğreneceğiz gelişmeleri. MASAK inceleme başlattı, oradan da öğrenebiliriz. Ama Allah aşkınıza bir şey söyleyeceğim. Görüntüler 5 yıl öncesine ait. Bu birincisi, önemli bir detay. Oysa ilk başta bu paylaşılırken yeniymiş gibi, kurultaya dairmiş gibi algılandı. Böyle algılanması istendi. Ama Allah aşkınıza bir şey soracağım. Biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Savcılığı ve MASAK olayı araştıracak, ortaya çıkacak da bir şey söyleyeceğim. 6 kişi var, 7 kişi var paraları sayarken. Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Aleni burada paralar falan sayılırken 6 kişinin, 7 kişinin olduğu yerde o iddialar gerçek olabilir mi Allah aşkınıza? Neyse, biraz sonra bunun haberini de sizlerle birlikte paylaşacağız. İşte böyle efendim. Yeni bir güne bu şekilde başladık. Bu son olsun dedik. Ama doğrusu siyaseten şöyle olmasını isterim. Ya bıraksınlar, ben görmek istiyorum. Mesela buraya davet etmem de boşuna değil. İmamoğlu'nu da, Murat Kurum'u da. Görmek istiyorum.
İstanbul'a ne kadar hakimsiniz? Ne vaat ediyorsunuz bana arkadaş? 5 yıl boyunca İstanbul'da ne vaat ediyorsunuz? Nasıl bir yönetim? Hanginiz daha iyisiniz bir görelim. Hanginiz daha bilgilisiniz, tecrübelisiniz? Hanginiz daha halkı ikna etmeye yakınsınız? Ben bunu görmek istiyorum. Ama bırakmıyorlar. Karalamalar, iftiralar, algı operasyonları durdurak bilmiyor ki. Esasen AK Parti tarafı kendi adaylarına da haksızlık yapıyorlar. İmamoğlu döneminde olduğu gibi. Neyse kendileri bilir. Diyelim ve manşetlere geçelim. Gördüğünüz gibi 13 Mart 2024'te özel bir sabah buluşmasında bu son olsun diyoruz ve şimdi ana kumandada Mustafa. Mustafa hazır mıyız? Güzel. Rejiye dönelim. Güven. Peki. O halde bu son olsun. Bu son. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yani yok. Bu meclisin kendini feshetmesi, gitmesi vesaire daha yeni seçildi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Erdoğan'ın siyasette final mesajı parti içi ilk yorum Ömer Çelik'ten geldi. Erdoğan'ın sözlerinin bırakma anlamına gelmediği kanısında Adalet Bakanı Tunç ise 3. dönem için seçimlerin yenilenmesini gösterdi. Ama bu siyaseti bırakmak anlamına gelmiyor. Siyaset çok daha geniş bir şey. Yani yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Özgür Özel İzmir'deydi. Davul, zurna ve meşalelerle karşılandı. Bayraklı'da İzmirlilere seslendi. Arkadaşlar bir otobüs tutun bunları bütün Türkiye'ye götüreceğim. Bunlar beni çok seviyor. Hiç yanımdan ayrılmasın bunlar hep bana. Bunlar da İrfan'ı çok seviyor. İzmir'in aday olunca saçını sakalını toplatan bıyığını düzelten adayına soruyorum. Kardeşim İrfan'ın genel başkanının ne dediği belli. İrfan genel başkanını saklamaz. Sen genel başkanını niye saklıyorsun? Atatürk'le İnönü'ye iki ay yaş diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de? Emekli ikramiyesi. Şimdi bir insana 5 ay bakmaz. Yok, bırak yok. Maaşı bak. Benim bırak sözüm maaşı. Bana muhtaç ya. Rabbim senin tekrar nasip etsin. Allah razı olsun. Sağ ol dayıcım. Ben de Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Ben de layık olacağım. Emekliler İmamoğlu'na dert yandı. Tanıya mı, giyime mi? Doğru. İşe mi, içece mi, pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bunu bana açıklamasını gönder. 11 bin lira yoksulluk maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Yoksulluk değil ki. Aç kalma maaşı. Açlık maaşıdır. Aynen öyle. Yoksulluk başka, açlık başka. Kurumun derdi kent lokantalarıydı. Şimdi kent lokantası. Girmeyin diyorlar arkadaşlar. Gireceğim. 11 tane kent lokantası yapmışlar. 11 tane kent lokantasını marifetmiş gibi anlatıyorlar. Ramazan ayında bile bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar. Kumpaslarla. Kötülüklerinde boğulsunlar. İşleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Bir de başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Niye? Yaradan büyük. Yaradan büyük, yaradan iyinin yanında. Onun sesiyle demeye çalışayım. Nereden nereye derler? Nereden nereye? Detaylar ve çok daha fazlası İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta. Şimdi bakın diyor ki Deniz Hanım, Murat Kurum ne istiyor diyor kent lokantalarından. Hata yapıyor efendim. Kent lokantaları bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Neden insanlar kuyrukta orada? Dengeli beslenmemiz lazım. Hiç olmasa bir öğün dengeli beslenebilmemiz lazım. Deniz Hanım. Bu arada Profesör Doktor Levent Eraslan. Her zaman söylediğiniz gibi deprem bölgesini unutmuyor, unutturmuyoruz. Yalnız bırakmıyoruz. Bu kez Hatay'dayız. Hatay Altınözü'nde.
Sodimer olarak Hatay Valiliği ile de koordineli bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün de çocuklara eşofman, gıda ve hijyen kolisi götüreceklermiş. Şu mübarek Ramazan'da da 250 aileye yemeklik kıyma dağıtacağız demiş. Sayın Valinin desteğiyle birlikte Hatay'da Altınözü'nde 12 ve 13 Mart'ta dün başlamış. Bugün de Sodimer'in bu çalışmaları devam ediyor. Sabah çok erken saatlerde Yeşim Kış da bana bir bilgi verdi. Fakat tam yayına girmek üzereydim. Yine Hatay'la ilgili önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Melis Tolon, Yeşim Kış'la da konuşuyor. Hatay'daki gelişmeleri hem Sodimer bağlamında hem de Yeşim Kış'tan aldığımız bilgilerle birlikte oradaki yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını detaylarıyla aktaracağız. Melis'in bugünkü görevlerinden birisi bu. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyorum. Uçurum büyüdü diyor. İktidarın uyguladığı politikalar gelirdeki eşitsizliği derinleştirdi. AKP iktidarı döneminde zengin daha zengin, yoksul daha yoksul hale geldi. En üst gelir grubundaki %20'lik nüfusun gelirden aldığı pay %50'ye yaklaştı. Eurostat verilerine göre gelir adaletsizliğinde Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde birinci sırada. Dünyadaki 130 ülke arasında da 28. basamakta yer aldı. İşte Türkiye'nin temel meselelerinden bir tanesi bu. Zengin miyiz? Zenginiz. Ama bir avuçun elinde zenginlik. Sosyal adaletsizlik ve gelir dağılımında çok ciddi bir uçurum yaşanmakta ve maalesef bu uçurum her geçen gün uygulanan politikalar nedeniyle daha da artmakta. Halk tabiriyle zengin daha zengin, fakir gittikçe daha fakir hale geliyor efendim. O da günümüzün gerçekliği. Ve bugünün 13 Mart'ın hava durumu raporu. Yağışsız güneşli başlayan hafta yağışlarla devam ediyor. Yağışlar batı kesimlerde etkili. Trakya yağışlara teslim oldu. Edirne ve Kırklareli sağanağın etkisindeydi. Bölgede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sular rögar kapakları açılarak tahliye edildi. Kars'ta dondurucu soğuk hava vardı. Sarıkamış ilçesinde buz sarkıtları oluştu. Dereler yeniden dondu. Hakkari Yüksekova'da kar temizleme çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ön kısmı kar kütleleri altında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. Bugün Marmara ve Ege ile Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağışların etkisinde. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Orta Torosları yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi riski devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıklar batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yağışlar Çanakkale, Muğla ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Üç büyük şehir yağışlı bir güne başlayacak. İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili. Bölgenin doğusunda zaman zaman toz taşınımı bekleniyor. Yağışlar 2 ila 4 derece düşecek. Lodos orta kuvvetli, yer yer kuvvetli esecek. En yüksek sıcaklık 16 derece. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı %76,76 seviyesine ulaştı. Başkent Ankara öğle saatlerinden sonra yağışların etkisinde. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. En yüksek 15 derece. İzmir'de yağışların etkisinde olan bir diğer il, yağışlar zaman zaman kuvvetli. Rüzgar bölgede kuvvetli, ara sıra fırtına şeklinde esecek. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Şimdi bakın Şehnaz Hanım bir soru soruyor. Lütfen diyor yurdum insanı sorgulasın. AK Parti oy verenler de hepsi herkes sorgulasın. Bugün dünyanın hangi ülkelerinde, hangi büyük kentlerinde ucuz ekmek kuyruğu vardır? Bugün dünyanın hangi ülkelerinde, hangi başkentlerinde et kuyrukları vardır? Almanya'da var mıdır? Bakın Şehnaz Hanım'ın sorusu. Suriye'de bile yok diye soruyor. Çok çarpıcı. Bir başka izleyenimden gelen mesaja bakalım. Volkan ne diyor? Günaydın.
Şöyle bir göstereyim. Bakın sizlerden gelen mesajlar benim yol haritam, benim pusulamdır efendim. Volkan Sevin mesajı mesela bakın. Günaydın. Murat Kurum kent lokantalarına laf edeceğine, bu halk niye bu duruma düştü, bunun nedenini açıklasın. Yıllarca bakanlık yaptı, elbette onun da payı var bunda diyor. Şimdi ben tabii şunu vurgulamak isterim. Halkımın neden ucuz et kuyruklarında olduğunu biliyorum. Bilmez miyim? Öyle et yemeği yapmak için değil artık. Nerede? Çocukluğumuzdaki gibi, annelerimizin yaptığı gibi. Hiç olmazsa yemeğe bir parça kıyma, bir parça et katarsak hem vitamininden hem de tadından faydalanırız diye. Ucuz. Bir kilo et alacak vatandaş. Onun için Murat Kurum'a naçizane tavsiyem, bu kent lokantaları meselesini gündeminden düşürsün. Ha, gündemini alacaksa şunu söylesin. İstanbul'un her yerine kent lokantaları açacağım desin mesela. Halkın gerçek duygularını yakalamak istiyorsa bunu yapabilir. Yoksa kent lokantalarını anlamadığı için halkının sorunlarına yabancılaşmış bir aday durumuna düşürür kendisini. Diyelim ve gazeteleri okumaya devam edelim. Bu son olsun. Dört can bu kadar ucuz mu? Şimdi bir öz eleştiri yapacağım bu haberi okuyunca. Sabah Hürriyet'te bunu görünce önemsedim ve hemen Hilal'le konuştum. Meğerse dün biz buna haber yapmışız. Bakın anlatacağım size. İstanbul'da kullandığı tırın Dorsesi'nin köprüye çarparak devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne yol açan Mehmet Fettahoğlu, yüksekliği dikkate almadım dedi. Aynı köprünün altında daha önce de tır kazaları oldu. Yani efendim bu birinci değil. Dün sizlerle buluştuktan sonra, vedalaştıktan sonra, her gün onu yaparım. Sizlerle vedalaştıktan sonra önce Nihal Kemaloğlu ile bir konuşurum böyle 20-25 dakika. Hani programda biz ne yaptık, nerede iyiyiz, nerede eksiyiz, hatalarımız ne, nerelere çalışalım. Her gün bunu yaparım. Bir 25 dakika, 30 dakika falan. Dün bundan bahsediyordu. Ben kaçırmışım. Bir daha söyler misin dedim. Ya bu kaçıncı dedi tır. Sabah Hilal'e de sordum. Biz meğer onu dün yapmışız da. Fakat ben oradan oraya koştur, oradan bunu atla, bunu söyle, konuklar vesaire derken bu haberi söyleyememişim. Bugün bu son olsun diyerek bu çok önemli haberi dikkat ve huzurlarınıza getirmek istiyorum. Tır otomobilin üzerine devrildi, bir aile yok oldu. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik bir ailenin ölümüne neden olan kaza işte tam bu istikamette gerçekleşti. Bakırköy Florya sapağında ilerleyen tır yol boyunca olan 5 ayrı uyarı levhasını görmedi ve alt geçite doğru ilerledi. Akşam saatleriydi. Mehmet F'nin kullandığı tır Hava Harp Okulu önündeki havuzlu kavşağı alt geçidine çarptı. Bu sırada aynı yolda aynı anda 45 yaşındaki Recep Aytekin, 44 yaşındaki Sultan Aytekin, 67 yaşındaki Güler Rukiye Aytekin ve 16 yaşındaki Merve Aytekin iftar için sosyal tesislere gidiyordu. İşte tam bu noktada yüksekliği 4 metreyi aşan tırın dorsesi görmüş olduğunuz bloğa çarparak solundaki aracın üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Dorsenin devrilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar ve ekipler tırın dorsesindeki kese kağıtlarını boşaltarak yükü hafifletmeyi denedi. Daha sonra tırın dorsesi vinç yardımıyla kaldırılıp altında kalan otomobil çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevkinin ardından tutuklandı. Baktığınızda biz sürücüyü suçluyoruz tabii çünkü 4 kişilik bir aile yok oldu. Ama bir taraftan da iş güvenliğinin olmadığını görüyoruz. Yol güvenliğinin olmadığını görüyoruz. Bir eğitimsizlik görüyoruz. Bu operasyon yani bu kurumun kurumsal bir yaklaşımla bu sürücüye buradan git dedi mi demedi mi kazayı böyle incelemek lazım. Aslında yaşanan kaza bu yolda yaşanan ilk kaza değil. Alınabilecek bütün önlemler de alındı. Hemen arkamda hem düşük köprü hem de mecburi istikamet tabelaları olmasına rağmen alt geçitte defalarca kez tır kazası yaşandı. Aynı güzergahta 9 tır kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda hafif yaralananlar olurken ihmal var mı sorusu akıllara geldi. Bu kaza deyince bunu yaşıyor gibi görüyoruz. Bu ihmal ve ihlal. Trafik kazaları gerçek anlamda kök sebep analizi olarak incelenmesi lazımdır. Çünkü her kazanın bir görünür bir de kök sebebi vardır. Bunu unutmamak lazım. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması lazım. Hani öteden beri sloganlaştırmıştık. Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın. Almanya gibi olsun, Belçika gibi, Fransa, İsveç, İsviçre, Amerika gibi olsun. İnsan hayatı değerli olsun diyoruz. Derken Hüseyin Şahin, İsmail Bey günaydın.
Erzincan'daki maden göçüğü altında kalanlar seçim sevdası uğruna unutuldu. Bakar mısınız? Unutmaların ülkesi bu. Unutmalara doyamadık. İliç'te 9 madenci, 9 vatan evladı toprağın altında kaldı. Daha bilmiyoruz ondan sonraki gelişmeler, iddiaları. O toprak, o topraktan suya geçiş. Hüseyin Şahin diyor ki, unutuldular diyor. Seçim sevdası uğruna tüm bakanlar seçim sahalarında. Allah o acılı ailelere sabır versin inşallah. Hüseyin Şahin, günün en çarpıcı mesajı. Şimdi bir de şöyle bir mesaj geldi ama okuyalım. Trabzonlu Mustafa, AKP'nin reklamını yapacağını diyor. Vatan elden gidiyor, Zafer Partisi her gün konuk edin diyor. Her gün Zafer Partisi'ni çağırın, vatan kurtulsun diyor. Trabzonlu Mustafa, AKP'nin reklamını yap. Biz ne yaptık arkadaşlar ya? AKP para veriyor ama ya reklam için. Değil mi? Ne yaptık biz arkadaşlar? Ne dedik? AK Parti'nin reklamıyla ilgili. Demedik ama Allah Allah. Nasıl? Acaba Mustafa Bey, önce bir uyandın. Şu mübarek Ramazan bir yüzünü falan yıka. Bismillah çek. Diyelim ve manşetlere devam edelim. Ve Hürriyet'ten sonra sırada Sözcü gazetesi var. AKP iktidarı iftiharla sunar. Değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi. Bir, filmin adı Otobüs Arızası. Bakın, şimdi bunu da daha önceki seçimden önce de yapıyorlardı. Yeniden bunlar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu bu konularda tepkili. Ya diyor ki, benimle mücadele edin. Siyasete gelin, siyasetin sahasında mücadele edin. Artık bu troller vesaire, karalamalar, kampanyaları bir sona erdirin diyor. İki, filmin adı Para Sayma İşi. 2019'daki yani 5 yıl önceki görüntüler. Sözcü gazetesi bakın nasıl yazmış. Bunun haberini alabilir misin arkadaşlar? Güven, rica edeceğim. Akışı biraz değiştireceğim. 2019'daki yasal ticaretin görüntüsü yeniymiş gibi servis edildi diyor. Şimdi evet, o tartışmaları dün olduğu gibi bugün de yakından irdeleyelim. Bakalım işin aslı neymiş? Bunlar tabii kumpasla özellikle seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyen. Allah bunlara akıl versin. Ama zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak o bir avuç insanı, göreceksiniz. Kumpasla seçim kazanacağını zanneden akıl diyerek CHP'ye para sayma soruşturması ile ilgili sert yanıt geldi İmamoğlu'ndan. Bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız diyerek seçime 20 gün kala 31 Mart'a geri sayım sürerken servis edildi görüntüler. Para sayma görüntüleri gündem oldu. Eski il başkan yardımcısı Özgür Naz, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP meclis üyesi Fatih Keleş'in yer aldığı görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürüldü. CHP İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Görüntüler 2019 yılına ait. Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi. CHP İl Başkanı Çelik, söz konusu paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 40 milyona alınmış il binasının 15 milyonluk kaporasını belgeli bir biçimde teslim edildiği bir görüntüdür bu. Görüntüleri yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Bu yaygara ile servis edilmesi, bunu tabii bir kısım, birkaç meczubun bir ne bulduk hani buradan Ekrem'e ne sıçratırız? Bir yerinden böyle Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Görüntülere yönelik soruşturma başlatıldı. Bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması, tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Ekrem İmamoğlu 2019'u hatırlattı. Yine Ramazan'ın ilk günü, seçimin iptal edildiği 6 Mayıs tarihini. 5 yıl öncesine döndüğümde dün akşam hatırıma o geldi tabii. Ramazan'ın ilk günü böyle seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine ilk günü de olsa bazı kötülükler rahat durmuyor.
Bir bakıyorsunuz böyle bir haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz. Kumpas vurgusu yapan İmamoğlu üst tondan konuştu. Tabii bunlar imtina etmiyorlar böyle süreçlerden. İnsanlara iftira atan bu tarz işlerine gelince de şey oluyor. FETÖ işi oluyor, tukaka oluyor vesaire. Aynı o tukaka FETÖ'cü dedikleri taktikle yol yürüyen bu aklı bu memleketin tarihinden onun izlerini bu şehrin ve bu memleketin hafızalarından milletçe sileceğiz, milletçe. Bu yolculuk o yolculuktur. Şimdi efendim siyaseten hata yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi tarafı. Ya bırakmıyorlar ki böyle normal bir seçim görelim. Yani bence İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'a yaptıkları gibi şimdi Murat Kurum'a da aynısını yapıyorlar. Hata yapıyorlar. 31 Mart'ta görecekler hata yaptıklarını ama. Şimdi bakın biraz evvel bir haber okumuştum Hürriyet'ten. Bir mesaj geldi de Lerna Hanım, Lerna İstanbul'dan diyor ki biraz evvel sunduğunuz haber içimi acıttı. Bundan tam 15 yıl önce teyzem orada öldü. Aynı şekilde bir başka kazada. Tam da anlattığınız yer, tam da anlattığınız gibi bir aile karşı taraftan gelen aracın altına sıkıştı. Teyzem 15 yıl önce öldü. Eniştem de ondan bir ay sonra. Lerna Hanım'dan gelen mesaj bakın. Olur mu böyle bir şey? Bu kaçıncı kaza? Çok. Ya bakın biz 11'e kadar konuşacağız ya. Bu mesaj ve bu haberle ilgili bağlantıdan daha fazla, daha önemli hiçbir şey yok efendim. Sistem sorgulaması yapıyoruz işte bu. Bu arada Lerna Hanım demişken dün Evangelos Bey'le tanıştım. İstanbullu bir Rum. Oğlu da rahip olmuş. Dedi ki annem sizi çok seviyor bir arayın dedim. Evangelos aradı. Bayan Maria sizlere de çokça selamları var. İstanbul ve memleket aşığı bir aile Evangelos. Maria ve oğulları efendim. O da aklıma gelmişken sizlere söyleyeyim, üzerimde kalmasın. Milliyet gazetesine geçiyorum şimdi. Bu son olsun, bu son dedik. İnsanlık orucu ile ilgili bir manşeti okuyacağım. İsrail'in saldırılarına Ramazan demeden devam ettiği Gazze'de ölü sayısı 31.184'e yükselirken bir hastane baskınını belgeleyen görüntüler infial yarattı diyor. Biraz evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki haklı sesini ve isyanı da sizlere duyurmuş idim. Milliyetten sonra bir pencere açacağım ve o pencereden hangi hakikat bize görünecek okuyalım. Seviye yerlerde. CHP olmayınca yavaşa düşman kesildi. Bakın, şimdi çok enteresan. Cengiz Topel, İyi Parti adına Mansur Yavaş'ın rakibi oldu. Peki, hatırlıyor musunuz? Beni de aramıştı. Neden aday olduğunu açıklamıştı. İşte Mansur Yavaş şöyle, rakibi Turgut Altınok böyle filan diye. Tamam, olabilir. Fakat şimdi Cengiz Topel bir süredir Mansur Yavaş'ı eleştiriyordu. Geldi mi arkadaşlar? Candaş Tolga Işık. Ha peki. Şimdi dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programında Mansur Yavaş dedi ki, çok enteresan, hazırlanıyor. Mansur Yavaş'ın anlattığına göre ki doğrudur, varsa telefonumdan beni de arayabilir, yok da diyebilir. Şimdi Cengiz Topel Mansur Yavaş'a gidiyor, diyor ki, siz diyor büyükşehir adayısınız ya, evet. Beni diyor Mamak'ta aday yapın diyor. Mansur Yavaş da diyor ki ben onu Mamak'ta bizim partimiz onu aday gösterseydi diyor benimle birlikte çalışmayacak mıydı? Biz onu aday göstermeyince diyor şimdi benim aleyhime konuşmaya başladı diyor. Çok acayip. Günün siyasi polemiği buydu. Arkadaşlarım şu anda çalışıyorlar. Yayına hazır hale geldiği dakikada sizlerle paylaşacağım. Biraz evvel Sözcü'deki haber bugün pencereye de şu şekilde yansımış. 2019'daki görüntülerle kirli propaganda demiş. 5 yıl önceki görüntüler ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı açıklamalardan sonra bunun bir algı operasyonu olduğu da ortaya çıktı diyor Gazete Pencere'de yer alan detaylı haber. Şimdi iki haber peş peşe izleyeceğiz. İktidara bakacağım, muhalefete bakacağım. İktidardan Erdoğan'ın bu son seçim. Ben bırakıyorum. Emaneti gençlere bırakacağım şeklinde bu mealdeki açıklamalarını izleyeceğiz. Sonra İzmir'e gideceğiz Özgür Özel'le birlikte. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim
son seçimi? Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yani yok. Bu meclisin kendini feshetmesi, gitmesi vesaire daha yeni seçildi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Erdoğan'ın siyasette final mesajı parti içi ilk yorum Ömer Çelik'ten geldi. Erdoğan'ın sözlerinin bırakma anlamına gelmediği kanısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 3. dönem için seçimlerin yenilenmesini gösterdi. Ama bu siyaseti bırakmak anlamına gelmiyor. Siyaset çok daha geniş bir şey. Yani yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Siyaset arenası hareketli günler yaşıyor. Erdoğan yerel seçime kısa bir süre kala 31 Mart'ın son seçimi olduğunu ve dönüm noktası olduğunu söyledi. Ancak Erdoğan'ın ilk finali değildi. 2011'de Allah ömür verirse benim son vekili adaylığımdır dedi. Ben tükürdüğümü yalamam, onu da söyleyeyim. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Dördüncü ve son kez genel başkanlığa aday olacağım. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimi. Erdoğan yasanın verdiği yetki işaret etti. Son seçimin vurgusu yaptı. İlk yorum Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'dandı. Erken seçim yoluyla Erdoğan'ın bir kez daha aday olacağını açıkladı. Bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Adalet Bakanı da Erdoğan'ın yeniden adaylığı için kapı açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde, şu anda ikinci dönemidir. İkinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla, o da 360 milletvekiline tekabül eder. 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım yani o günlere daha çok zaman var. Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yani yok. Bu meclisin kendini feshetmesi, gitmesi vesaire daha yeni seçildi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu anda neler konuştuğunuzu görüyor ve duyuyor gibiyim. Gelen mesajlardan da bunu anlıyorum. Ankara'dan Nevin Özşeker uyanmış, çocukları okula göndermiş. Çocuklarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Esra da İstanbul'dan diyor ki, bu kaçıncı? Hiç zannetmem. Erdoğan yaşadığı sürece bırakmak istemez diyor Esra. İstanbul'dan gönderdiği mesajda efendim. Siz ne dersiniz? Sayın Erdoğan siyaseti bırakır mı? Bu son olsun, bu son... Son adaylık olur mu? Ne dersiniz efendim? Bana da bu konudaki görüşlerinizi yazabilirsiniz diyorum. Sırada iki gazete kaldı bu anlamda. Karar ve Türk Günü peş peşe okuyacağız. Yine geldi Kumpas. Neden ikisini peş peşe okuyacağım? İki farklı bakış açısını sizlere aktaracağım ki sizin özgür iradenizle fikriniz şekillensin. Karar yine geldi Kumpas diyor. Sözcü ve Pencere gazetesi gibi görmüş meseleyi. Yerel seçimde en kritik viraja girilirken sahte videolar yine dolaşımda. Yarışın merkezinde bulunan ve bakanların tam kadro mesai yürüttüğü İstanbul'da ikinci kez bozuk otobüs kumpası sahnelenmek istendi. Sandığa gölge düşüren mizansen için İBB Başkanı İmamoğlu, Ramazan'da Allah akıl versin, kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar ama ahlaksızlığı millet görüyor dedi efendim. Bu ve benzeri içerikli haberler bakalım... Bir sonraki gazete olan Türk Günü'ne özellikle bu para sayma ile ilgili gelişmeler nasıl yansımış? CHP'de kirli para skandalı demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir odada para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili soruşturma başlattı diyor. Bu da Türk Günü'ndeki manşet. Böylece Karar ve Türk Günü'nden hemen sonra Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi, hatta bir dakika. Bir Gün beklesin. Yerel bir gazete vardı, İzmir Gazetesi. Onu bir rica edeceğim burada. En son gazete olacak. Bir rica edeceğim onu. İz Gazete olabilir, Yeni Bakış olabilir. Hepsinde vardı. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Ve İzmir'de ilk defa bu seçim döneminde, bu kampanya süresinde birlikte görüntü verdiler. İşte bakın o. Güçlü halk mı, güçlü tek adam mı? 31 Mart'ta rotayı da seçeceksiniz. Biraz sonra yerel gazeteler bölümünde de farklı gazetelerden yine aktaracağım sizlere. Şimdi bakın, CHP lideri Özgür Özel,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay şimdi birlikte. Bir süredir acaba Cemil Tugay'a destek mesajları verecek mi? Acaba kampanyaya destek olacak mı diye çok konuşuluyordu. İktidara baktık, şimdi sıra ana muhalefette. İzmir'deyiz. Ben bugün tarım ve hayvancılıkla ilgili ivedik konulardan söz ederim. Özgür Özel, Tunç Soyer, Cemil Tugay ilk kez aynı kadrajda. Hayvancılıkla ilgili ivedik konulardan söz ederek bir ufuk... Siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor. Liderler seçim meydanlarında. Özgür Özel, CHP'nin kalesi İzmir'deydi. Davul, zurna ve meşalelerle karşılandı. Önce Bayraklı'da seslendi İzmirlilere. Muhatabı afişlerinde AK Parti logosu kullanmayan İzmir adayı Hamza Dağ'dı. Senin genel başkanının elini öptüğü Fesli Deli Kadir, gün gelince Atatürk heykelleri devrilecek, yerlerde köpek leşi gibi sürülecek diyordu. Fesli Deli Kadir, keşke Yunan kazansaydı da bu İzmir Türkiye'de hiç olmasaydı diyordu. Bu adamlar şimdi gelmişler. İzmir'de belediye başkanı olmak istiyorlar. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Daha sonra iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu. Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay da oradaydı. Ben demokrasinin kalesi olan ve Türkiye'deki en güzel uygulamalarını ortaya koyan İzmir'de bu şanlı mirası ileriye taşımak ve bütün yurda yaymak için son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim. Herkes gibi ben de geçen 5 yıl boyunca bir ilçe belediye başkanı olarak beraber çalışma mutluluğuna eriştiğim, ortak kaderi paylaştığım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da şehrimize verdiği hizmetler için, emekler için, gösterdiği dostluk için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Özgür Özel'in son durağı Bornova'ydı. İftar programına katıldı. İzmir'in kalesi Cemil Tugay. Birçok partiden CHP'ye katılım olduğunu söyledi. Memleket Partisi'nden, AK Parti'den, Zafer Partisi'nden, diğer partilerden çok sayıda katılmak isteyen arkadaş var. Bir gün dara düşersem baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tükmektedir. Şimdi mini bir anket gibi aslında. Bakın sizden gelen, ben soru sordum ya. İşte Bekir Güneşan, Özlem Nur, Teoman Ekim, Ferit Bey, ondan sonra Cuma, Selahattin Karakoç bırakmaz diyorlar. Esra Hanım gibi. Erdoğan ömrü boyunca Cumhurbaşkanı olarak devam etmek ister. Algı bu. Bakın Selahattin Bey ne diyor mesela, Karakoç? İsmail Bey, Sayın Erdoğan bırakmaz. Bırakmaz da diyelim... Bırakmak istedi. Çevresindekiler hiç bıraktırırlar mı ona? Erdoğan olmazsa onlar olmaz da ondan. Yani Erdoğan ömür boyu iş başında kalmak ister diyorlar efendim. Onu da ifade etmek isterim. Bu tabii Nesrin Nas'la mesela bir görüş bize aktardı. Katkı veriyor her sabah programımıza. Bunun tabii gündemi işgal etmek, halka oyalamak, halkın gerçek sorunlarının konuşulmasını önlemek gibi bir stratejiden bahsediyor. Deneyimli siyaset insanı Nesrin Nas da bize bu konuda görüşlerini ifade etmiş efendim. Gazeteleri okumaya devam ediyorum. Bu son olsun dedik. Bir gün gazetesini okumamıştım. AKP yargısı zengin sever diyor. Adalet terazisi artık paraya göre tartıyor. İktidarın sermayeyi ve rantı merkeze koyan uygulamaları yargıyı da esir aldı. Yargı rantın önünü açmak, suçluları cezasız bırakmak için silah haline geldi. Bu bizim de çok sevdiğimi bildiğiniz meslektaşım, arkadaşım Timur Soykan imzalı bir çarpıcı manşet. Dönüşümle beslenmişler. Okulların güçlendirilmesinden dahi pay kapmışlar. Bursa'da eski Milli Eğitim Müdürü'nün şikayetiyle başlayan müfettiş incelemesi, depreme karşı güçlendirilen okullardan çıkan milyonlarca liralık malzemenin yağmalandığını ortaya koydu diyor. Hemen yanında ikinci bir manşet, 19 can gitti, sanıklar hala firari. Yargının deprem felaketinde dahi zenginler lehine işlediği ortaya çıktı. 19 kişinin öldüğü Maraş'taki Fazilet Apartmanı'nın yıkımına yol açan fırının sahipleri hala firari. Bilirkişiye göre yıkımda payı olan müteahhit ise tutuklanmadı.
Şimdi mesela biraz evvel bakın bu tır kazasından bahsettim ya. Bir şey değişiyor mu sizce? Yani bu sabahların bir anlamı var değil mi? Niye bu kadar çene yoruyoruz? Ülkemiz iyi olsun, Almanya gibi olsun, İsviçre gibi olsun, bizim ülkemiz Kanada gibi olsun, bizim insanımız Amerikalıların yaşadıkları gibi yaşasınlar istiyoruz değil mi? Ucuz ölümler ülkesi olmasın. Lerna Hanım ne yazdı bana biraz önce İstanbul'dan? Bu kazadan 15 yıl önce teyzesini aynı yerde aynı şekilde bir başka kazada kaybetmiş. 15 yıl önce. Ne değişti arkadaş o zaman? Bu kafayı değiştirmedikten sonra nasıl çıkacağız düzlüğe? Nasıl aydınlığa ulaşacak karanlıktan? Kafaları değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da mutlaka ifade etmek istiyorum. Mesela bugün İliç dedik ya biraz evvel, bir izleyenim de Hüseyin Bey yazmıştı ya, unutuldu. Bütün bakanlar seçim meydanlarında. Ama İliç'teki madenciler unutuldu diyor ya. Mesela bugün Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bu madencilikle ilgili çalışmalar, kamulaştırmalar, gazete talan düzeni olan cızıyla devam ediyor diye bir manşet attı bugün Evrensel Gazetesi. Hiç mi değişmeyeceğiz arkadaş? Hiç mi insan hayatını ön plana alan, yaklaşımı sergileyen bir zihniyete sahip olmayacağız? Ha? Bunu mutlaka sormamız ve sorgulamamız gerekiyor. Biraz evvel Mansur Yavaş'tan bahsetmiştim. Dün TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık arkadaşımızın programına katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Peki, bu arada şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Salı sabahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda sorularımızı yanıtlayacak. Onu da şimdiden sizlere ifade etmek isterim. Mansur Yavaş, İYİ Partili Topel'e yönelik bir açıklamada bulundu. Çok çarpıcı. İhale fesat karıştırma konusunda onun tecrübesi çoktur. Şimdi o kadarını söylüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani aday olduğu partinin sayın genel başkanı 40 ile benimle beraber gitmiştir. Her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Meral Akşener'den bahsediyor. Evet. Yani sayın genel başkanı yalanlıyor bir de. Belli ki aday oluşunun sebebi, artık bu basına yansıdığı için söylemek durumundayım, geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer gitti oralarda sadece ve sadece bütün televizyonları Mansur Yavaş'ı karalamak için. Bu istiyor. Seçim dönemi mi? Evet. Cengiz Topel Bey'den bahsediyor. Evet. Size Mamak Belediye Başkanı adayı olmak için mi geldi? Evet, Mamak Belediye Bey. Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam, yolsuzluk yapıyor, sen niye benimle beraber çalışmak istiyorsun niye ki? Niye kabul etmediniz siz? Neyini kabul edeyim yani? Niye kabul etmek zorunda mıyım? Parti var, ilçe teşkilatı var. Ben kendi başıma bir de karar verecek durumda değilim ki. Ya yanında şahit de ispatlı bir de gelişim. Siz ne cevap verdiniz? Yani bu talep o kendisine olmaz mi geldi? Dedik. Mamak'tan belediye başkanı olamazsın dedik. Gitti yani, o kadar. Ama ben de diyorum yani böyle lafı ortaya atıp sadece kara çalmak için böyle konuşmayla olmaz. Eğer namusu şerifli, haysiyetli insansa gidecek bu evrakı savcılığa verecek. Eğer benim personelimde bir hata varsa çeksin cezasını. Ama hata yoksa attığı iftiranın bedelini de kendisi ödeyecek. Bu iş bu kadar basit. Böyle seçime giderken kalkıp durmuş da şimdi mi öğrenmiş bunu? Evet, iddiamı tekrar etmek isterim. 31 Mart gecesinden itibaren, 1 Nisan sabahından itibaren Türkiye çok yoğun bir şekilde Mansur Yavaş'ı konuşacak. Onu da şimdiden söylemek isterim. Gazeteci arkadaşım Mustafa Hoş'un kitabı Tarihle Hesaplaşma, Türk Naziler demiş. Türkiye nasıl Nazilere ve ABD CIA'ya teslim edildi şeklinde bir kitabıyla bu sabah İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Mustafa Hoş. Sizlere söylemiştim. İş dünyasının, siyaset dünyasının ve spor dünyasının önemli ismi Cavit Çağlar'ın iftarı vardı. Kitabı çıktı. Rahmi Turan, Sözcü'nün başyazarı, Cavit Çağlar'ın Fırtınalı Yaşamı konusunda bir yazı kaleme almış. Yalnızca o değil, Ertuğrul Özkök, Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü. Yine aynı konuda Mehmet Yakup Yılmaz da Çillerle ilgili bir anekdota yer vermiş Cavit Çağlar'ın kitabından efendim. Şimdi sürpriz bir konuk geldi. Hele bakın kimler geldi.
efendim, selamlar. Şimdi hava durumunun detaylarını aktaracağız. Evet, yağışlar dün başladı. Yurdun batısında yağışlar etkiliydi. Bugün de yine yurdun batısında yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yine Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'nun batısında ve Batı Akdeniz'de bugün de yağışlar bizimle olacak efendim. Yarın yağış etki alanını genişletiyor ve İç Anadolu'nun tamamında, yine Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun da batısında etkili oluyor. Bu hafta boyunca bolca yağış alıyoruz. Bir de sıcaklığa bakalım. Sıcaklıklar yükselişe geçmişti. Özellikle dün ve pazartesi günü sıcaklıklar batıda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Bugün düne göre batıda sıcaklıklar biraz düştü. Ama Doğu Anadolu'da eksili değerlerimiz vardı çokça. Ardahan'da -18'i görüyorduk. Bugün Doğu Anadolu'da gece saatlerinde sıcaklıklarda ciddi bir artış var. Artık Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de bahar havasını iyiden iyiye hissetmeye başladı efendim. Ve bölge bölge detaylara bakalım şimdi. Marmara genelinde bugün yağışlı hava etkili oluyor. Hafta boyunca yağış ve kapalı hava Marmara'da etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık biraz düştü düne ve hafta başına göre. İstanbul'da bugün sıcaklık maksimum 14 dereceye çıkıyor. Ama şuna dikkatinizi çekeyim. Gece gündüz sıcaklıkları arasındaki fark daha da düştü efendim. Hafta başında gündüz sıcaklıklar çok yüksek. Gece iyice düşüyordu ama artık daha dengeli. Sabah ve gece saatlerindeki farkın, sıcaklık farkının düştüğünü görüyoruz. Ege bölgesinde de sıcaklık düştü. Bugün yine Ege'de dün olduğu gibi yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Manisa'da, Aydın'da 24-25 dereceyi görmüştük. Bugün sıcaklık o bölgelerde 17-18'lere kadar geriliyor. İzmir'de de sıcaklık 18 derece. Bugün gün boyu yağışlar aralıklı etkili olmaya devam ediyor. Yarın ve hafta boyunca da Ege'de yağışların sürmesini bekliyoruz. Akdeniz'de ise batısında özellikle Antalya, Isparta ve Burdur'da yağış bekliyoruz. Diğer illerimizde ise kuvvetli rüzgarlar var. Yağışın olduğu illerimizde de yine yağışa rüzgar eşlik ediyor efendim. Ama olumsuz bir hadiseye neden olacak kadar yüksek değil. Neyse ki rüzgarın kuvveti. Sıcaklıklar Akdeniz'de yüksek. Artık 25-26 dereceyi görmeye başlıyoruz Akdeniz bölgesi için. Bundan sonra da çok da düşmeyecek gibi görünüyor. Ve İç Anadolu bölgesine bakalım. Yine bölgenin batısında yağışlar bekliyoruz bugün. Yarından itibaren yağış etki alanını arttıracak ve İç Anadolu bölgesinin tamamında etkili olacak. Bugün başkent dolaylarında, Eskişehir dolaylarında, bölgenin batısının tamamında öğle saatlerine kadar yağışlar etkili oluyor. Yarın dediğimiz gibi daha da fazla yağış alıyor bölge geneli. Karadeniz'de de benzer bir durum söz konusu. Yine Batı Karadeniz'de yağış bekliyoruz bugün. Bolu yağış alıyor, Düzce yağış alıyor, Kastamonu, Bartın yağış alıyor. Diğer bölgelerimizde ise genellikle kapalı bir hava var. Sabah ve akşam saatlerinde genellikle sis ve pus da hakim bölgede. Görüş mesafesi ve hava kalitesi düşük olur. Onu da dipnot olarak paylaşalım. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yükseldi. Geçtiğimiz birkaç güne göre ani bir artış söz konusu sıcaklıklarda. Gün boyunca bölgede sisli ve puslu bir hava var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus daha da etkili oluyor. Bakınız, Ardahan bugün -6 dereceyi görüyor en düşük, ki birkaç gün önce -18 dereceyi görüyorduk Ardahan'da. Doğu Anadolu'da da artık sıcaklıklar yükselmeye başladı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise genellikle parçalı bulutlu bir hava var. Yarın da benzer bir hava sürmesini bekliyoruz. Belki bölgenin batısında yarın çok az bir yağış da olabilir efendim. Son tahminlerimiz böyleydi. Tekrar görüşmek üzere. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su.
Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzun Göl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. TV'ye hoş geldiniz. Ben Buket Güler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haber masasıyla karşınızdayız. Masada ne var? Masada ekonomi var. Masada siyaset var, diplomasi var. Kulisler hareketli. Kimler neler söylüyor? Partilerde neler yaşanıyor? Buket Güler'le Haber Masası hafta içi her gün Halk TV'de. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel. Ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'ye konuk oluyor. 1 Nisan'da nasıl bir tablo bekliyor? Neden hem muhalefet hem iktidar adaylarını destekliyorlar? Partide Cumhur İttifakı ile işbirliği isteyenler var mı? Erdoğan'ın son dönemin mesajı neyin sinyali? Altılı Masa'da Yavaş'ın adaylığı nasıl konuşuldu? Şirin Payzın, Barış Terkoğlu, Seyhan Avşar soruyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Sözüm Var'da yanıtlıyor. Sözüm Var bugün 21'de Halk TV'de. Güncel haberlere anında erişmek artık çok kolay. WhatsApp'ı açın ve güncellemeler sekmesini arayın. Arama kısmına Halk TV yazın. Çıkan sonuçlardan Halk TV sayfasını bulun. Ve sağ üst köşede bulunan takip et seçeneğini unutmayın. Sıcak gelişmelerden anında haberdar olun. Halk TV'yi WhatsApp'ta takip edin ve habere istediğiniz an hemen ulaşın. Ramazan bereketiyle dolu dolu iftar sofraları Vestel'le olur. Neden olmasın? Ramazan ayında Vestel'den seçili Ankastre set alana 5000 lira indirime ek, 1500 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediyemiz olsun. Vestel'le olur, neden olmasın?
yola çıktık. 18 gün sonra sandık başına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık zulmüne karşı açıklamalarıyla başladık. İmamoğlu'nun algı operasyonları konusundaki yaptığı açıklamalarla devam ettik. Sonra İzmir'e gittik. CHP lideri Özgür Özel bir yanına Tunç Soyer'i, öbür yanına Cemil Tugay'ı alarak birlik beraberlik görüntüsü verdi. İzmirli'nin beklediği görüntüydü. Bu CHP açısından önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Candaş Tolga Işık'ın programında Mansur Yavaş konuştu. Topel'le ilgili çok çarpıcı bir anekdot verdi. Hatta hazır mı arkadaşlar? Mansur Yavaş Topel. Onu bir izleyelim bir dakika, hatırlayalım. Çok konuşulacak çünkü bugün. İhale fesat karıştırma konusu onun tecrübesi çoktur. Şimdi o kadarını söylüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani aday olduğu partinin Sayın Genel Başkanı 40 ile benimle beraber gitmiştir. Her yerde benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Meral Akşener'den bahsediyor. Evet. Yani Sayın Genel Başkanı yalanlıyor bir de. Belli ki aday oluşunun sebebi artık bu basına yansıdığı için söylemek durumundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer gitti oralarda. Sadece ve sadece bütün televizyonlara Mansur Yavaş'ı karalamak için. Bu seçim dönemi mi? Evet. Cengiz Topel Bey'den bahsediyoruz. Evet. Size Mamak Belediye Başkanı adayı olmak için mi geldi? Evet, Mamak Belediye Bey. Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam, yolsuzluk yapıyor, sen niye benimle beraber çalışmak istiyorsun niye ki? Niye kabul etmediniz siz? Niye kabul edeyim yani? Niye kabul etmek zorunda mıyım? Parti var, ilçe teşkilatı var. Ben kendi başıma bir de karar verecek durumda değilim ki. Ya yanında siz, şahitli ispatlı bir de gelişim. Siz ne cevap verdiniz? Yani bu talep o kendisine olmaz mi geldi? Dedik. Mamak'tan belediye başkanı olamazsın dedik. Gitti yani, o kadar. Ama ben de diyorum yani böyle lafı ortaya atıp sadece kara çalmak için böyle konuşmayla olmaz. Eğer namusu şerifli, haysiyetli insansa gidecek bu evrakı savcılığa verecek. Eğer benim personelimde bir hata varsa çeksin cezasını. Ama hata yoksa attığı iftiranın bedelini de kendisi ödeyecek. Bu iş bu kadar basit. Böyle seçime giderken kalkıp durmuş da şimdi mi öğrenmiş bunu? Çok çarpıcı, öyle değil mi? Ne kadar da düşündürücü. Bu arada şunu duyurmak isterim. Salı sabahı İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı katılacak. O gün de yine önemli programlardan birisi olacak efendim. Bunun dışında Agrobay tarımla ilgili haberlerimiz var. Emekçiye dair manşetlerimiz var. Bunun dışında Balıkesir'den çok çarpıcı bir haberimiz var. Bunun dışında Hatay'daki yardımlaşma ve dayanışmadan, kenetlenmeden haberlerim var. Depremin yıl dönümünde deprem bölgesinde yayınlarda vatandaşlar geldiler yoğun olarak. Önceden anons etmiyorum biliyorsunuz. İşte şurada Malatya'dayım, burada Adıyaman'dayım, burada Hatay'dayım diye hiçbir zaman yapmadım bunu. Kendiliğinden gelsin insanlar istedim. Geldikleri zaman bir şey söylediler. Bu dediler, bir isimden bahsettiler. Depremde bizi hiç yalnız bırakmadı. Çok çalıştı dediler. O gün dikkatimi çekmişti. Hatta burada söylemiş olmalıyım. Ben dedim CHP Genel Başkanı yerine olsam, üstelik de arkadaşınız, Malatya'da görevlendirirdim dedim. Bir vatan görevi. Madem ki depremzedenin yanında belediye başkan adayı oldu. Çok ilginç. Ben dedim diye değil tabii ki. Ama ben hani oradaki bir gözlemimi paylaşmıştım. Hele bakın kimler gelmiş. Gazi diyarın beni ağababayla yaşa Malatya. Akçadağ'dan doğan yoldan kaleden Hekim hanım kulunacak götürgeden Narendeden Arguvan'a gönülden Beni ağbalayla yaşa Malatya Şimdi
Şimdi Malatya'da o yayınımda çok dikkatimi çekmişti. Gelen hemen hemen herkes. Veli Ağbaba demişti. Veli Ağbaba da tabii hani biliyorsunuz Özgür Özel'e, CHP liderine çok yakın. Mesela ben şöyle olaylar yaşamıştım geçmiş tarihli. O zamanki kanalın Fox şimdi Now oldu. Burada da yaşadım, Halk TV'de de benzerini. Mesela ben Özgür Özel daha genel başkan değilken, kendisini yayınlarda ağırlarken birkaç kere şöyle gelişmeler olmuştu. Birinde denk geldi, doğum gününde bizim yayınımıza geliyordu. Veli Ağbaba aradı. Dedi ki ya İsmail Bey buyurun Sayın Milletvekili. Dedi ki yarın dedi Özgür'ün dedi doğum günü dedi tam da sizin yayına. Ya böyle böyle sürprizler yapmıştı. Yani çok yakın arkadaşlar. Onun için burada sormak istediğim soruları da ayırdım kendisine. Günaydın. Sizler de İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda Veli Ağbaba'ya sormamı istediğiniz soru olursa gönderirsiniz. Hoş geldiniz Veli Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi misiniz? İyiyiz. Ooo Marteniçka. Evet. Bu aday tanıtımda bir hanımefendi tarafından hediye edildi. Uğur getirsin diye ve biliyorsunuz bunu... Dilek tuttunuz mu? Tuttum tabii. Şimdi leyleği gördüğünüz zaman bunu bir ağaca bağlayacaksınız, evet, veya toprağa gömeceksiniz. Evet. Böyle bütün kalbinize de dileyeceksiniz. Evet. Ne dili ama söylenmez tabii de. Sağlık sıhhat diyelim. Sağlık. Peki. Hoş geldiniz. Malatya'da durum nedir? Malatya'da durum siz gördüğünüzden beri çok olumlu bir gelişme yok. Hala bir yıl, bir ay aşkın bir süre geçmiş durumda. Ne konut anlamında ne şehir anlamında gözle görülür bir değişim maalesef hala yok. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi orada. Evet. Partisinin adayını da destekledi. Ve sizin partiyi de bayağı eleştirdi. Evet. Ben orada şunu gördüm. Malatya'da çok güçlüydü. Evet. Fakat Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından, o retoriğinden yola çıkarak dedim Malatya'da acaba dengeler değişiyor mu diye bir düşündüm biraz. Şöyle miting olarak AK Parti'nin şu ana kadar yapmış olduğu en zayıf mitingdi. Yani hatta bir çok kötü bir mitingdi kalabalık anlamında. 2,5 saat geç geldi falan miting. Yani kötüydü Malatya açısından. İlk kez bu kadar kötüydü. Tabi anketler de onu gösteriyor. Sokak da onu gösteriyor. Bir Malatya'da şöyle bir duygu var. Bu depremin yaratmış olduğu bir travma. O psikoloji hala devam ediyor. Bir sahipsizlik duygusu var. Yani yıllarca işte ben AK Parti'ye oy verdim diyor. Yıllarca sırtımda taşıdım diyor. Milletvekili çıkardık, belediye başkanı çıkardık ama bir sahip çıkan yok diyor. Bir müthiş Malatyalık duygusu hakim Malatya şu anda. Ve bir müthiş yalnızlık duygusu hakim, sahipsizlik duygusu hakim. Ve bu siyasetinde yolda gözüküyor. İşte Malatya biliyorsunuz AK Parti'nin hele hele çok güçlü Sayın Erdoğan'ın çok güçlü olduğu bir yer. Önem verdi. Ya bizim yer. Orada yerel siyasetçiler tartışır ama Malatya tabanında Erdoğan tartışılmaz bir konumda. Yani AK Parti'nin ötesinde bir durum. Tabak Partisi'nin ötesinde bir durum. Fakat şöyle haberler okudum bilmiyorum doğru mu. Bir geriye doğru taradım da siz geliyorsunuz diye. İşte güya Erdoğan Malatya İl Başkanı'na kızmış. Aferin sana demiş. Bugüne kadar AK Parti'nin en kötü Malatya mitingini yapma başarısına sahip oldum. Bu doğru mu? Yani bunu çok söyleyen var. Ama yani yazıldı çizildi. Yazıldı çizildi basında da var. Yerel basında da var. Çok kızdığı söyleniyor. Böyle bir miting hazırlanır dediği söyleniyor. Çevresine kızdığı söyleniyor. Peki. Şimdi efendim Malatya'dan genel siyasete de gireceğim. Bir de Malatya ile ilgili tabii projelerini de sormak istiyorum. Sizler de lütfen bana sorularınızı gönderin. Sormak istediğiniz ne varsa CHP'nin etkili ismi ama şimdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya da soralım. Agrobay tarım işçileriyle ilgili gelişmeleri de her zamanki gibi dikkatle yakından takip ediyoruz. Çünkü bu programın ana öznesi emektir. Emeğe saygıdır. Sendikalı oldukları için işten atıldılar. 200 günü aşkın süredir haklar için eylemdeler. Başka şansınız kalmadı diyen Agrobay işçileri Ankara'ya yürüyecek. Şu güne kadar ne iktidardan ne de muhalefetten 39 tarım işçisinin yaşadığı bu denli açık bir hak gaspına çağrı olan patron Arzu Şentürk'e karşı biz işçileri savunabilen tek bir siyasetçi çıkmadı. İzmir Bergama'da Agrobay seracılıkta çalışıyorlardı. Kötü çalışma koşullarına, baskıya, mobbinge karşı sendikalaştılar. Tarım seneyi oldukları için işten çıkarıldılar. 39 işçinin 31'i hırsızlıkla suçlanarak kod 46 ile atıldı. Bu nedenle içeride maaşları, tazminatları kaldı. Biz kadınlar olarak tüm zor şartlarda çalıştık. Erkeğin yapacağı işi kadınlar olarak biz yaptık. Mühendislerin, müdürlerin hakaretlerine fabrikanın önünden çadır kurdular, meclise gittiler, siyasilere derdini anlattılar. Agrobay işçilerinin haklarını alabilmek için verdikleri mücadele 200 günü aştı. Agrobay işçisi yalnız değildir! Agrobay işçisi
İşveren Arzu Şentürk verilen sözleri tutmadı. Bunun üzerine işçiler tekrar Ankara'ya yürüme kararı aldı. Bugüne kadar sorunun çözümüne yönelik pek çok şey denedik. Muhatap olarak gördüğümüz pek çok kapıyı çaldık. Çeşitli sözler aldık. Müzakere süreçleri yürüttük. Geldiğimiz noktada artık Agroba işçilerinin Ankara'ya yürümek dışında bir şansı kalmamıştır. Yürüyüş 18 Mart Pazartesi günü Bergama'dan başlayacak. İşçiler ödenmemiş ücretlerini ve tazminatlarının ödenmesi ve kod 46'nın değiştirilmesini istiyor. Agrobay bizim takip etmeyi asla bırakmayacağımız, işçimizin hakkını alması gerektiğine inandığımız önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Bu arada bugün Evrensel Gazetesi'nin manşetinde vahşi madencilikle ilgili çarpıcı detaylar vardı. Onu bir kere daha hatırlatmak isterim. İliç'ten hiç mi ders almadık biz? Evrensel'in dün meydana gelen gelişmeler ışığında madencilik konusunda Evrensel'in talan düzeni dediği gelişmeleri durduramayacak mıyız diye soralım. Ve ilk soruyla başlayalım. Malatya'dan Resul Kış. İsmail Bey günaydın. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın öncelikle depremin ilk gününden beri uğramadığı, gitmediği yer kalmadı. Bizzat şahidiz, biz ve ailemiz. Bizzat depremi yaşayan bir halkın acısına ortak olan depremin ilk anından itibaren bugüne kadar Malatya'mızın sesi oldu. Gerek ekmek, su, çevre illerden kendi imkanlarıyla getirdi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Siyaset bir yere kadar ama bunu asla unutmayacağız. Bizimle ağlayan ve acımızı yaşayan, Malatya'yı sahipsiz bırakmayıp tüm Türkiye'ye duyuran başkanımız sağ olsun, yolu açık olsun. Biz onun Malatyalılar olarak yanındayız diyor. Resul Kış, günün ilk mesajı bu olsun. Hiç siyasete gireceğim ama Veli Bey, size niye oy versin? Mesela Malatyalılar neden AK Parti'nin adayına veya diğer adaylara değil de size neden oy versin? Mesela ne vaat ediyorsunuz efendim? Şimdi vaatten öte bir duygu hakim Malatya'da. Ya ben tabii bu deprem döneminde yapılanlar bir siyaset için ya da bir belediye başkan adayı olmak için yapmadım. Ama depremin ilk anından itibaren, olduğu ilk dakikalardan itibaren Malatya sokaklarındaydım, enkaz başlarındaydım. Yani insanlar beni bir umut olarak gördü. Örneğin işte deprem ilk saatlerinde, ikinci depremden önce insanlar enkazın altında insanlar var. Kimseye ulaşamıyorlar. Ben enkaz gezdim. Bunların sesini Vali Bey'e duyurmaya çalıştım vesaire. İkinci bakana da gittiniz o tarihte hatırlıyorum. İki bakana, Mehmet Ersoy'a da gittim. Milli Eğitim Bakanı'na da gittim. Yani onlara bu asker olmadığını söyleyenlerden biri benim. Yani mutlaka sahada asker olmalı diyenlerden birisi benim. Yani o, hem o gün hem sonrasında ben 8 gün ayakkabımı çıkarmadım. Ben uzunca bir süre arabada yattım. Daha sonra çadırda yattım. En son konteynere geçebildim. Yani Malatyalılar hangi koşullarda yaşadıysa ben de aynı koşullarda yaşadım. Ve o büyük yıkımda, büyük yıkımın etkisi Malatya'da çok ama Türkiye kamuoyunda çok duyulmadığıyla ilgili Malatyalıların bir serzenişi vardı. Bakın Malatya'nın şehir merkezi çok önemli bir şekilde yok olmuş durumda. Bizim depremde ölü sayımız şükür az, yani 1500 civarında. Ancak çarşısı, şehir merkezi en çok yıkılan il Malatya. Ancak hem AFAD'ın sorumsuzluğu nedeniyle bir genelge yayınladı. Dedi ki Malatya depremden az etkilenen illerin başında dedi. Ve bir isyan doğdu. Ben de o AFAD'ın genelgesini iptal ettirmek için yeri göğü inlettim. Yani yeri göğü inlettim ve iptal oldu. Ardından siyasete çok konuşmadılar. Bir dakika, çok özür. Güven, doları verebilir miyim? Piyasalar alev alev, evet. maalesef. Evet, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütün yatıştırma çabalarına, güven tesis etme çabalarına rağmen piyasalarda hareketlilik durmuyor. Bakın, bakan dün açıklamalarında bu oynaklığın azalacağını söyledi ama bakın dolar 32. Euro 35 bandını aştı. Çok kötü. Ya bir şey diyeceğim. Ekonomi de durum iyi değil ya başkanım. Çok kötü. Yani bir İstanbul gibi, Ankara gibi depremden etkilenmeyen illeri var. Bir de depremden etkilenen illeri var. Hem ekonomi kötülüğü hem de depremin etkisiyle çok daha büyük yoksullaşma var. Halkın geniş kesimi hızla yoksullaşıyor. Hem ekonomik koşullar, işte emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Asgari ücret biliyorsunuz ama büyük bir derin yoksullaşma var. Bu Ramazan'la beraber çok daha yakıcı ve gözükür olmaya maalesef başladı maalesef. Hem doların etkisi hem bu mazotun artması. Bakın 14 Mayıs seçimlerinden bugüne mazot neredeyse 3 kat artmış durumda. 18 liradan 45 liraya çıkmış durumda. Bu her şeyi bizi etkiliyor. Yani her şeyi etkiliyor. Ben eskiden bu seçim kampanyalarında falan yolda işte Ramazan'da dürüm yerdik. Geçen dürüm almaya kalktım. Dürüm 160 TL. Hurşit Güneş Halk TV'ye geliyordu. Dedi ki bir döner yiyeyim, bir ayran içeyim diye 550 lira ödedim, evet, diyor. Acayip bir şey.
Ve yani alışamıyoruz da bu şeye. Ben öyle çok şeye bakmam yani, ısmarlarken çok. Param varsa harcamayı çok severim, evet. Ama 10 kişi bir döner bakıyorsunuz. 1600 lira geldi. Şaşırdım ben de. Yani yarın ayran falan içerseniz daha da pahalı. Dolar, büyük euro. Yoksulluk var. Büyük yoksul yani geniş. Malatya'da da öyle mi? Çok büyük yoksulluk var. Yani konteyner kentlerde, normal evlerde insanlar çok büyük yoksullukla yaşıyor. Bir de her şey çok pahalı. Yani bizim örneğin bizim maalesef suyumuz da pahalı. Deprem vaatlerimizden birisi de o. Su, ne? Vaadiniz ne? Söyleyin onu. Ya suyu, biz örneğin Malatya'nın bir kendine özgü bir suyu var. Cazibesiyle akan müthiş bir elektriksiz akan bir suyumuz var. O su Türkiye'nin en pahalı sularından biri olduğu söyleniyor. Ve biz bu suyu ucuzlatacağız geldiğimizde. Ha, seçilirseniz vaatlerinizden biri, evet, bu. Başka ne var mesela vaat? Örneğin bizim birkaç konuda, bir sosyal belediyecek konusunda çok önemli vaatlerimiz var. İlk önemli konumuz deprem. Depremde geçen Sayın Cumhurbaşkanı da geldi. Malatya'da 130 bin tane konut, iş yeri vesaire yıkılmış. Söz verildi bir yılda tamamlanacak diye. Sadece %6'sı tamamlanabilmiş. 6 bin konut civarında tamamlanmış. Onun hala birçok eksiği var. Biz önüne yerine dönüşüm 32 bin bina müracaat etmiş yerine dönüşüm için. Sadece %1,5'u 500 bina yapılabiliyor. O da yeni temeller atılıyor. Biz geldiğimizde Vela Baba bir riski alacak. O yerine dönüşümü hızlıca başlatacak. Vela Baba geldiği zaman o riski, çünkü bu risk, beni hiç korkum yok benim. Beni idam edecekler. Ben depremde yok olmuş şehri ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Geleceğim ilk yapacağım, ilk mecliste yapacağım şey bu yerinde dönüşüm kararını hızlıca hayata geçirmek olacak. Ne yapacağız? İnsanlar devletin vermiş olduğu 750 bin artı 750 binle yapamaz. Ne yapacak? Belediyenin şirketleri vatandaşa destek olacak. Malatya Belediyesi'nin var mı öyle bir şirketi? Var, iki tane şirketi var. Esenlik şirketi var. Meston şirketi var. Bu İstanbul'daki Kiptaş gibi falan Kiptaş mı? Kiptaş gibi tabii. Kiptaş, biz her kesten faydalanıyoruz. Bu bir kent nasıl ayağa kalkar? İsmail Bey, Kocaeli'lerle konuşuyorum. Evet. Sakaryalılara konuşuyorum. Bolularla konuşuyorum. Ne yaptınız depremden sonra diyorum. Ne oldu diyorum. Ha, eskiden nasıl ayağa kalktınız? Tabii onları konuşuyoruz ama mutlaka bu kentsel dönüşümü, affedersiniz, yerinde dönüşümün başlaması lazım. İnsanları sadece TOKİ'ye göndermekle bu şehir ayağa kalkmıyor. Önceliğimiz bizim esnafın mutlaka dükkanlarına kavuşması. Esnafın... Ha, bak ben oradaki yayında da hatırlıyor musunuz? Esnaf bize dedi ki belirsizlik var. Bize şunu söylemeleri lazım dedi. Siz şu tarihte dükkanı alacaksanız şu tarihe kadar bekleyeceksiniz diye. Bir belirsizlikten, bir şeffaf olmamaktan yakınıyordu esnaf. En büyük problemi, onunla da ilgili çözüm var. Esnaf da belirsizlikten şikayetçi, vatandaş da şikayetçi. Örneğin yerinde dönüşüm diyor, kimse ne olacağını bilmiyor. Bir de rezerv alan diye bir şey var. Rezerv alan, evet, diye bir şey var. Siz gezdiğiniz illerde görüyorsunuz. Malatya'nın o yayın yaptığımız yer, yani Malatya'nın deyimiyle Teze Camii, Yeni, evet, Camii, Kapalı Çarşı'nın, evet, karşısında. Orası komple rezerv alan ilan edilmiş. Ama sağlam iş yerleri var. Bazılarının torpilli olanların sağlam iş yerleri yıkılmıyor. Torpilli olanların, siyasi olanların sağlam iş yerleri yıkılmıyor. Fakir fukara sağlam iş yerleri yıkılıyor rezerv alanda. Ve rezerv alanda biliyorsunuz vatandaşın hiçbir yetkisi yok. 100 metrekare dükkanı 50 metrekare verebilirler. Köşe başındayken ara sokağa atabilirler. Türlü yani her şey yapılabilir. Maalesef bu konuda yerel aktörlerin de çok ses etmediğini görüyoruz. Yani etkili olan yerel aktörlerin ses etmediğini görüyoruz. Sayın Başkan, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Özellikle AK Parti'nin çok güçlü olduğu yerlerde böyle sivil toplum biraz baskı altına alınıyor ve konuşturmuyorlar. Ve mesela ben bunu yerel gazeteci arkadaşlarımdan duyuyorum. Sesini biraz çıkaralım böyle tak diye kafaya. Tabii her anlamda baskı yapılıyor. Ama İsmail Bey, kenti yönetenler örneğin, ya şu andaki mevcut belediye başkanı bu konuda biraz ses ediyor. Şu an mevcut olan. Ama onun için aday yapmadılar. Yani o ses ediyor. Örneğin bir rezerv alanla ilgili çok ciddi şikayetlerini söylüyor. Şimdi ben şunu taahhüt ediyorum, evet, Malatya'ya. Sizinle ilgili bir haksızlık olursa ben kapıları kırarım diyorum. Esnafa bir şey yapılırsa Vela Baba ne korkusu olacak? Vela Baba meclisteki halini biliyorsunuz. Vela Baba Malatya için dağlar yakan bir adam. Ben eğer rezerv alan konusunda bir haksızlık yapılırsa masaya yumruğumu vururum diyorum. Bakın, esnafı en çok zarar gören il Malatya, KOSGEB'den en az faydalanan il yine Malatya. Niye? Çünkü hala yukarısı Malatya'nın çarşısını, esnafını, ilçesinin durumunu bilmiyor. Benim en büyük özelliklerimden birisi, herkes bilir, bunu genel başkanımız, evet, da bilir, siyaset yapan herkes bilir. Ben bir Malatya milliyetçisiyim. Yani Malatya deyince benim için akan sular durur. Ben bu şehri haksızlık yaptırmayacağım. Bu şehri, nasıl ki sağ olun sizlere de çok destek oldunuz, Halk TV, diğer televizyonlar, şehirde deprem olmamış havası vardı memlekette. Ben niye Malatya'ya gittim biliyor musunuz Sayın Başkan?
Tabii ki Hatay için yüreğim çok yandı. Tabii ki. Yanıyor. İlk yayınımı orada yaptım. Ama sonra bir baktım ben Malatya'sı, Adıyaman'ı, Gaziantep'i buraları gündeme gelmiyor. Özellikle Malatya ile Adıyaman sanki böyle deprem yokmuş gibi yokmuş Türkiye'de. Gibi. Malatya'da deprem yokmuş gibi hava esiniyor. Evet. Birincisi şu, bir sebebi şu. Maalesef bizim siyasetçilerimiz Malatya güllük gülistanlık diye açıklamalar yaptılar. Diğeri AFAD'ın açıklaması. Malatya'da deprem yokmuş gibi bir hava var Türkiye'de ve buna Malatyalılar isyan etti. Yani bugün Veli Ağbaba'nın sahiplenilmesi, o duyguyu yaşaması sebeplerinden birisi bu. Ben işte sizin örneğin Görkemli Atarlar'la 4 kez program yaptım. Malatya'nın ne hale geldiğini. Serhan Askerli. Tabii. Ve her bölgesinde ne bileyim işte Fox TV'ye çıktım, diğer televizyonlara çıktım. Malatya'nın ne hale geldiğini gösterdim, mecliste gösterdim. İsmail Bey, tabii ki Hatay. Şimdi fark edildi Malatya'nın da fark ne kadar edildi. Etkilendiği. Hala fark edildiğini düşünmüyorum ben. Çünkü hala KOSGEB en az yardımı veriyor. Konutlar yapılmıyor. Yerinde dönüşüm %1,5 İsmail Bey, bir ay geçmiş. Yani bir aydan fazla geçmiş. Sadece 1,5 mu? %1,5 yapılabiliyor. O zaman 100 yıl lazım bize. Tabii orta hasarlı binalarla ilgili güçlendirme projeleri yavaş ilerliyor. Yani Malatya'da her şey kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Bunun için Malatyalılar isyanda. Hatta ben geçtiğimiz günlerde yine bu program için çalışırken Malatya'da neydi? Hamit diye bir arkadaş vardı bu yıkım işleri. Onlar falan durdurulmuş mesela. Evet. Normalde diyor ki hızla devam etmemiz lazım bizim işlere. Çünkü vatandaş perişan. Fakat yıkım işleri, vali yardımcısı falan durdurmuş bir şeyler. Kaplumbağa hızıyla gidiyoruz diyor. Kaplumbağa hızıyla gidiyor. Örneğin ya çok deprem sonrası da çok büyük problem yaşıyoruz. Depremle bağ olmayan, depremden kaynaklı problemler de var. Depremle ilgili problemler de var. Örneğin Malatyalıların en büyük şikayetlerinden birisi, hiç tahmin edemezsiniz. Örneğin yol şikayeti. Yani yok. Şehir içi ve bizim çevre yolumuz. Ya insanlar artık her ay 1000-2000 lira araçlarına para ödemek zorunda kalıyorlar. Bir dakikanızı alacağım, devam edeceğiz. Şimdi efendim ben bakın sabah 8 kuşağında söylemiştim. Reklam arasında birazcık baktım. Yanlış anlaşılıyor. Bakın Murat Kurum, İmamoğlu'nun rakibi değil mi? Şimdi ben görmek istiyorum. Hangisi daha iyi, hangisi sorunlara daha hakim, hangisi çözebilir, hangisi İstanbul'u daha iyi biliyor, hangisi daha maharetli. Bütün bunlara bakmak istiyorum ben. Fakat bir yerde hata yapıyor Murat Kurum. Dün Bakırköy'deydim. Ali Talip Özdemir'le de dolaştım. Bakıyorum neler olup bittiğini. Anlatacağım size. Yarından itibaren İstanbul ilçelerindeki yarışı da detaylı olarak aktaracağım. Yani vatandaş ne hissediyor arkadaş? Onu görmek istiyorum. Mesela Murat Kurum'un hatası şu. Kent lokantaları açtı ya Ekrem Bey. Bak karnımız aç. Tencere yemeği yememiz lazım. Ben severim böyle ev yemeği gibi tencere yemeği. Bir parça et, birazcık işte çorbası, salatası filan değil mi? Murat Kurum bunu eleştireceğim derken belki başka bir niyeti var bilmiyorum bu konuda. Bir şey anlatmak istiyor ama ortaya çıkan durum şu. Halkının neden bu kent lokantalarına hücum ettiğini anlamamış, halkın derdine yabancılaşmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. O nedenle demem o ki, kent lokantalarını ya gündeminden düşürsün Murat Kurum ya da illa kent lokantalarından bahsedecekse İmamoğlu'yla şöyle yarışsın. Arkadaş, 15 tane mi açtı İmamoğlu? Ben bütün semtlere kent lokantası açacağım demelidir bence. ...60 kişilik kapasite doldu. İstanbul'da dar gelirlinin iftarda ilk adresi kent lokantaları oldu. Ezogelin çorba, et döner, pilav, tatlı, ayran ve sudan oluşan menünün fiyatı iftarda 40 lira. Dolar ve Euro'daki yükseliş birçok ürünün fiyatının katlanmasına sebep oldu. Marketler fiyatları sabitledik dese de evde yemek yapmanın maliyeti arttı. Dışarıda yemek yemek birçok aile için artık lüks. Ramazan ayının gelmesiyle iftar menüleri de belli oldu. Lokantalarda kişi başı menüler 300 liradan başlıyor, 4000 liraya kadar gidiyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarında bu Ramazan yine yoğunluk var. Çünkü 3 çeşit yemek 40 lira. Bu yemekleri dışarıda yersen en az 300-350 lira ödersin. Burada sadece 40 lira. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'daki kent lokantası. Kapasite 60 kişi. Bütün masalar doldu. Siyasetsiz konuşsak bile AKP'lisi, MHP'lisi herkes buraya gelip yemeğini yiyor. Bu hizmeti 25 yıldır İstanbul'u göremedi ama İmamoğlu sayesinde gördü. Şu ücrete bu yemek çok güzel. En az 200-250 liradan aşağı yiyemezsiniz bu yemeği.
en az 250 lira. İçeriye sığmayan birçok yurttaş yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meydanda kurduğu iftar çadırlarına yönlendirildi. Orada da yaklaşık 800 kişiye ücretsiz yemek verildi. Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantasındaydık. Dediğimiz gibi uzun kuyruklar vardı. Hatta kapasite dolduğu için yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meydandaki çadırlarına, 800 kişilik kapasiteye sahip olan çadırlarına yönlendirildiler. Şimdi bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Acaba Malatya'da Veli Ağbaba, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ne der bu kent lokantaları? Vaatlerimizden birisi bu. Öyle mi? Çok ilgi görüyor, ilgi çekiyor ve yani aldığımız yansımalar da çok iyi. Herkes soruyor, siz İstanbul'daki gibi kent lokantası açacak mısınız? Açacak mısınız? Biz halk lokantası açacağız, Malatya lokantası açacağız ve Malatya'nın o yemeklerini de insanlara servis edeceğiz. Yani önemli bu. Maalesef insanlar... Malatya adettir, evden yemek getirilir. Şimdi çok ev olmadığı için önemli bir şey. Esnafın ve yoksul insanların yemesi için. Özellikle İsmail Bey, öğrencilerin yemesi için çok evet, önemli bir şey. En önemlisi yani, bence. Öğrencilerin yemesi için önemli bir şey. Bence çok iyi proje. Yansımalar da iyi. Ben zaman zaman diğer adayları da takip ediyorum. Diğer illerin adaylarını. Herkesin vaadinde kent lokantası var. Bir de bir şey dikkatimi çekti Veli Bey. Burada gelen mesela işte Kütahya adayı, Manisa adayı falan da hep şöyle söylediler. Bu İstanbul Planlama Ajansı'ndan evet, da biz örnek alıyoruz falan diye. Evet. Şimdi bu da aslında belki de CHP'li belediyelere yayılacak gibi gözüküyor. Tabii İstanbul Planlama Ajansı önemli bir ajans. Hem onların çalışmalarından faydalandık. Ben örneğin milletvekili kendi faydalandım. Şimdi belediye başkanı aday oldum. Yine onlardan faydalanıyoruz. Çünkü biz bütün belediyelerin projelerinden faydalanıyoruz. Örneğin Sayın Mansur Yavaş'ın tarım projelerinden faydalanırız. Onların tarım alanındaki de destek alıyoruz proje anlamında. Çünkü iddialı bir adayım ben. Yapılabilir şeyleri vaat etmeye çalışıyoruz. Hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili onların önerisini Malatya'da uygulayacağız. Veli Bey, bir şey sormak istiyorum. Şimdi edindiğim izlenim doğru mu bilmiyorum. Şimdi siz Özgür Özel'e yeni CHP diyelim. Bu CHP tabii kurultayda bir kabuk değiştirdi, ekip değiştirdi. Çok yakın isimlerden bir tanesiniz. Güçlü ve etkili de bir isimsiniz. Fakat sizin adaylığınız mesela, hani siz mi istediniz? Ben şöyle yorumluyorum, doğru mu bilmiyorum. Özgür Özel size dedi ki ya Veli, hadi bakalım bir Malatya'da ya bir sorumluluk, bir böyle görev gibi. Hadi Malatya'yı kazanalım. Böyle mi oldu? Nasıl oldu adaylığınız? Şöyle oldu. Çeşitli anketler yapılıyor bazı firmalar, partimiz değil. O anketlerde sorular soruluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kim görmek istersiniz? Orada bizim de beklemediğimiz bir şekilde Veli Ağbaba sonucu çıkıyor. Sonra Özgür Özel bunu görüyor. Bir anket yapalım bakalım nedir, hakikaten doğru mu yalan mı diyor. Herkesin adayı belli olmuş, bizim adayımız daha belli olmamış. 4 Şubat'ta bir anket yapılıyor. Böyle anket attı bana bir çarşamba günü. Dedim ki eğer ben aday yapmaya niyetliysen, bir talimatın varsa gideyim. Ama anketle bakalım ankete. Çok inandırıcı bulmadım çünkü. Çok mu iyi çıktı? Çok iyi çıktı. Ha. Sonra... Özgür Bey de size gönderdi. Siz de dediniz ki ya beni Malatya... Bir talimatla başım üzerine. Nereye göndersin başım üzerine? Partinin genel başkanı. Sonra 12 Şubat'ta daha böyle detaylı anketler yapıldı. O ankette çok olumlu sonuçlar çıktı. Altına baktık. Yani altta neler yazıyor. İşte bir baktık. Cumhuriyet Halk Partisi kimler oy veriyor Veli Ağbaba'ya? Bir önceki seçimde yani 14 Mayıs'ta MHP'ye oy veren milliyetçi, ülkücü kesim veriyor. AK Parti'ye oy veren... Muhafazakar kesim veriyor. İyi Parti'ye oy verenler veriyor. Bir acayip sonuç var. Ha, MHP'nin adayı yok mu orada? İttifak var orada. İttifak var. Yani AK Parti'nin adayını oradan MHP'den gelebilir size. Müthiş. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu ben bir partinin adayı gibi davranmıyorum ve bunu görünce sonucu ne yapıyorsun? Bak dedi Malatya AK Parti'nin mi? Sami Ermiş değil evet, mi? Sami Ermiş. O ittifak adayı. Zaten bak altı ok falan yok. Burada bayrak var değil mi? Evet onu anlatacağım. Anlatın. Şimdi böyle bir sonuç çıkınca dedi ki Özgür Özel, Malatya seni çağırıyor. Ha. Malatya beni çağırıyorsa ben de başım üzerine dedim. Ancak bu anket sonuçlarına göre bir şey çıkıyor dedim. O da farkına vardı. Evet dedi, sen dedi parti üstü davranmalısın. Müsaade eder misiniz rozetimi? Özgür Bey mi dedi? Aynen Özgür Bey. Müsaade eder misiniz rozetimi çıkarmaya dedim. Tabii ki dedi, Malatya sana bir görev veriyordu. Aday olduğum gün rozetimi çıkardım. Türk bayrağı rozetini taktım. Ve ben bir partinin adayı değilim dedim. Ben herkesin adayım. Ülkücülerin adayım, milliyetçilerin adayım, muhafazakarların adayım, liberallerin adayım. Seçilirseniz de böyle davranır mısınız? Aynen öyle davranacağım. Ve bunu belediye yönetirken de herkes görecek. İsmail Bey, ben sokakta yürürken benim boynuma sarılıyorlar. Diyorlar ki ben ömrümde CHP oy vermedim. Bu seçimde oyum Ağbaba'ya. Bu bir lider seçimi değil, cumhurbaşkanı seçimi değil, belediye başkanı seçiyoruz. Kimi seçiyoruz? Dün zor günümüzde kimse yanımızda, onu seçiyoruz diyorlar. Ben ülkücülerden müthiş ilgi görüyorum. Ve bunu yarın buradan söyleyeyim ki bütün Malatya'da duysun.
Ben yarın belediye yönetirken bu sevgiyi herkes Malatya Belediyesi'nde görecek. Yani ülkücü de kendini... Ayrımcılık yapmayacaksınız. Ülkücü, yönetiminde de ülkücü de kendini hissedecek. AK Parti'de de kendini o yönetimde hissedecek. Yani ben bir ittifakla yöneteceğim. Yanımda AK Partili arkadaşım da olacak. Ülkücü arkadaşım da olacak. Sosyal demokrat arkadaşım da olacak. Yani ben bir Malatya ittifakını Malatyalılar kurutma ve bunu temsil ediyorum. Belediyenin kapısından deme oy veren vatandaşlarım da girebilecek mi? Benim herkes girecek. Benim belediye kapısından Kürt'ü de girecek, Türk'ü de girecek. Hiç kimse ayrımcılık uğramayacak. Ama bir tek kesime pozitif ayrımcılık yapacağım. Kime? Gördün mü gözlerim yaşarıyor. İhtiyaç sahiplerine. Hı. İhtiyaç sahibi çocuklara, hele hele o genç çocuklara ayrımcılık yapmak benim başlıca vazifem olacak. Onların, Allah kimsenin, hiçbir anneyi babayı çocuklarının önünde yüzünü yere eğdirmesin İsmail Bey. Yani birinci vazifemiz o çocukları tekrar bir şey soracağım. Güzel bir hale getirmek. Şimdi siz tabii ki Malatya özelinde de şimdi siyaset yapıyorsunuz ama siz genel Türkiye siyasetinde de önemli isimlerden bir tanesi. Hatta bunun için zaman zaman çok da eleştiriliyorsunuz. Evet, evet. Ben de zaman zaman sizi eleştirdim. Bu konuda birkaç sorum daha olacak ama eleştirilere karşı her zaman saygılıydınız. Onu çok takdir ettiğimi ifade etmek isterim. Hakaretlere ve iftiraya karşı çok sertim ama bir eleştiri olabilir, evet. Yazılır, çizilir. Yani ben hiçbir şey demem. Siyasetten eleştirilebilir. Bir bilgi vereceğim. Değerli izleyenler bakın, tabii biz gazeteciyiz değil mi? Gazeteci. Zaman zaman Veli Ağababa'yı da eleştirmişliğim olmuştur. Ben siyasetçilerin veya herkesin eleştirildiği zamanki tutumuna çok dikkat ederim. Kendimi de burada her zaman terbiye etmeye çalışmışımdır. Eleştirileceksiniz. Veli Bey hep şunu yaptı bakın. Daima geldi yanıma, mesela Malatya'dayım. O gün de bir cenazeye gidiyordu. Biz de Gölbaşı Belediye Başkanı ziyarete gitmiştim. Tesadüf ettik, orada karşılaştık. Dedi ki İsmail Bey dedi, buyurun Veli Bey dedim. Beni eleştiriyorsunuz dedi. İşte buyurun dedi, sorun dedi. Sordum, onu sordum, yanıtladı. Bunu sordum, yanıtladı. Dedi ki, o dedi algı var, öyle bir algı. Dur, hatta yeri gelmişken bir sorayım. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ki ben Malatya milliyetçisiyim. Sizi herkes de öyle tanıyor. Evet. Fakat yeri gelmişken şunu sorabilir miyim size? Bu Malatya milliyetçiliği tavrınız partinizin diğer adaylarını belirlerken etkili oldu mu? Efendim olsa öyle mevcutta bence İzmir'in en başarılı belediye başkanlarından birisi Muhittin Selvi Topu da gösterilmedi. Yani Malatyalı mıdır? Malatyalıdır ve benim yani çok yakınımdır. 2014'ten beri belediye başkanlığı yapar, çok başarılıdır. Yani şöyle Malatya milliyetçiliği şöyle. Eğer yani ben ilim milletvekiliyim sonuçta. Yani ilden gelenlerle ilgileniyorum, işe girecekse onlarla ilgileniyorum ama körü körüne de bir Malatya milliyetçiliği yapmıyorum. Sizin sorduğunuz sorunu birisi hatırlıyorum ben, evet. O soruyu. Bakın o arkadaş büyük liyakat sahibi. Görecek herkes, Türkiye görecek onu. Türkiye siyaseti tanıyacak. Yani sadece hangisiniz? Hüseyin Can Güler örneğin. Çankaya. Evet. Onu herkes tanıyacak. Ben yani onu Özgür Özel de çok sahipleniyor. Ya bakın ben hemşehri olduğum için tanışmadım Hüseyin Can Güler'le. Cumhuriyet Halk Partili olduğu için tanıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başkanı olduğu için tanıştım. Yani sadece Malatyalı olduğu özelliğinden değil. Ben şu anlamda Malatya milliyetçisiyim diyorum. Bakın Malatya'da partim dahil örneğin benim iki tane yetiştirmiş olduğum cumhurbaşkanı var. Birisi Özal, birisi İnönü. Evet. Ben Özal'a partimde laf söyletmem. Özal Malatya'nın hemşerimizde cumhurbaşkanlığı yapmıştır. İnönü'ye laf söyleyenler ayıplarım. Çünkü İnönü'ye laf söylemek, Özal'a laf söylemek Malatya'ya bir şey kazandırmıyor. Ben birkaç ay önce Recai Kutan'ın yanına gittim. Recai Kutan biliyorsunuz Milli Görüş'ün önemli isimlerindendir. Sembol isimlerindir. Gittim elini öptüm Recai Kutan'ın. Niye? Malatya Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü yapmış. Malatyalı mıdır ya? Tabii. Devlet Su İşleri Müdürlüğü yapmış. Bakanlık yapmış. Malatya'ya çivi çakmış. Yani benim siyasi görüşüm Recai Kutan'la aynı değil ama Malatyalı. Ya da örneğin Malatya'nın efsane belediye başkanlarına katledildi. Bence 12 Eylül'e giden sürecin en önemli yapı taşlarından birisi. Hamido olayları. Ben 7 saat meclisi kilitledim. Hamido'yu kim öldürdü? Kim katletti? Arkasında güçler bulunsun diye. Hamido milliyetçi birisi. Ama Hamido maalesef belediye başkanıyken katledilmiş birisi. Ben bunlara sahip çıkıyorum. Ya da Malatya milliyetçisiyim. Nasıl milliyetçiyim? Ben örneğin sağcı solcu ayırmadan Kemal Sunal Malatyalı. Malatyalı. Bu değerin Malatya yaşamasını istiyorum. İlyas Salman Malatyalı. Selahattin Alpay Malatyalı. Kenan Işık Malatyalı. Sağına soluna bakmıyorum. Yazar çizer anlamda da sağına soluna bakmıyorum. Malatyalı bir kente değer katan şey o şehrin caddelerinin büyüklüğü değil. Binaların çokluğu değil. Bir şehre ruh veren o şehrin yetiştirmiş olduğu değerler. Ne olur bu? Sanatçısı olur, siyasetçisi olur, ne bileyim. Devlet adamı devlet olur. Adamı olur. Bunlardır. Ya da şehire can veren şey, şehrin o kültürünün öne çıkmasıdır. Nedir bizim kültürümüz örneğin? Bizim Aslantepe'miz var. İlk şehir devletinin kurulduğu yer. Burada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın büyük emeği var. Ona da teşekkür ederim.
ya görmezden gelmeyelim. Ya da şehrin öne çıkan şeyi ne? Örneğin bizim kimse bilmez, bizim Malatya'nın müthiş bir turizmi vardır. Maalesef bu konuda çok mesafe kat edemedik. Kayısısı var. Kayısısı var. Bakın ben bundan 2 yıl önce muhtemelen siz de oradaydınız. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karaman, evet, ben ısrarla davetli. Evet. Ne yapacak diye gittik. İşte Portakal Çiçeği Festivali. Ben böyle ağzım açık kaldı. Adana'nın nüfusunun bir o kadar daha şehirde, sokakta. Evet, lokantaya yer yok, otelde yer yok, takside yer yok. Ne? Zeydan Karalar, isim babası da Malatyalıdır bu arada, o şeyin Portakal Çiçeği Festivali'nin. Ali Haydar Bozkurt da Malatyalı. Malatyalı mıdır Etap o? Malatyalı. Ama onu zannedersin böyle şey gibi, böyle Adanalı, o kadar Adana'ya sahip. Övünmek gibi olmaz, o da Malatyalıdır. Ali Haydar Bozkurt. Müthiş bir adam yani. Portakal Çiçeği Festivali'ne ismini vermiş. Yani o vermiş. Malatya'da da böyle bir şey yapın. Onu söylüyorum. Bakın bu şehir Malatya. Malatya'nın psikolojisi bozulmuş. Sadece fiziki bozulmamış. Ali Haydar Bozkurt'tan da destek alacağız. Malatya'da bir Kayısı Çiçeği Festivali'ni derhal yapacağız. Yapılan ne? Şehrin ekonomisine büyük katkısı var. Ama belediyenin cebinden çıkan bir şey yok. Sizin gibi ünlü insanları davet ediyorlar. Bir açık hava, açık otobüsün üzerine bindirip Adana tur attırıyorlar. Müthiş bir Adana'nın ekonomisi, o 3 günlük şey herhalde 1-2 aylık katkısı vardır. Şimdi Veli Bey, şimdi sizin partiniz bu 4-5 Kasım kurultayında, ben Türk siyasi tarihinde 2 gün önce Hurşit Güneş de bunun altını çizdi. Çok nadiren olan bir şeyi başardı partiniz ve delegeleriniz. Güçlü bir genel başkan ve yönetim varken ekip değiştirdiniz. Evet. Şimdi siz de o ekibin, o değişim ekibinin içinde şimdi bayağı etkilisiniz. Bunu neden önemsiyorum? Hani partinizle ilgili olması ayrı. O sizi ilgilendir. Ama ben ülkemin iktidar muhalefet denge veya dengesizliği bağlamında bunu önemsiyorum. Ve halkımın yeniden umutlanmasını ben önemserim. Sorum şu. Halkın çok içinde bir insansınız. Bugün bakın Şehriban Kıraç'ın Cumhuriyet'teki röportajı. Evet. Böyle bir. Seçmen siyasetten soğudu diyor. Bakın ben bunu da görüyorum. Dün bir tanıdığım mesaj yazdı. Oy ve ötesi buraya gelmek istiyor. Çünkü eski seçimlere göre gönüllülük, Elif Dağdeviren yazdı dün bana. Gönüllü bulmakta bile zorlanıyoruz demeye başladılar. Bana burada halkın duygu ve düşüncesini, psikolojisini bir anlatır mısınız? Bu seçmeni yeniden umutlandırabildiniz mi acaba? Şimdi yavaş yavaş o duyguyu oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu değişimin ana öznesi de oydu. Yani ana konusu oydu değişim. Hatırlarsanız Özgür Özel'in duygusal kopuş dediği bir söz vardı. Yani o 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri Türkiye insanlar üzerinde, özellikle bu 20 yıllık iktidardan muzdarip olan insanlar üzerinde bir psikolojik travma yarattı. Dolayısıyla aslında değişimin sebeplerinden birisi de bu seçim sonuçlarıydı. Şimdi devam ediyor mu? Nispeten devam ediyor. Ancak bu yerel seçim aşamasında bu duygu biraz daha azalmış durumda. İnsanlar yerel seçimlere biraz daha kampanyalara destek veriyor. Kampanyalar içinde olmaya çalışıyor. Tabii deprem bölgesinde bu duygu çok daha fazla. Bakın evet, ben sokakta sen aday olmasaydın sandığa gitmeyecektim diyen yüzlerce. Ben size bir şey diyeyim mi? Bakın bazıları yadırgıyor. Ben bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. Partinizin en doğru adaylıklarından bir tanesi Adıyaman, bir tanesi sizsiniz. Aynen. Ben size söyleyeyim. Oradaki yayını yapmış birisi olarak, yani deprem bölgesindeki travmayı orada görmeden bu tercihleri yorumlamak mümkün değil. Mümkün değil. Adıyaman'daki Abdurrahman Tuttere de aynı şekilde. Öyle. Bakın orada yaşadı, orada hiç çıkmadı. Gördüm ben onu. Yakınlarını kaybetti. Biz o duyguyu yaşadık. Bakın Malatya iş yerini kaybetti, Vela Baba kaybetmedi mi? Vela Baba da 3 iş yerini kaybetti, evlerini kaybetti Vela Baba. Yani bu duygu yaşa. Abdurrahman Tuttere de aynı şekilde. Abdurrahman Tuttere'nin yeğenleri, abilerin hanımı, bir sürü insan öldü. Ve bunların hepsini çıkarılırken enkazın başında Abdurrahman Tuttere vardı. Bir yere not edin kendimle ilgili de iddialıyım ama Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere olacak. Olabilir, ben hiç şaşırmam. Siz de 31 ben gördüm. Hatırlıyor musunuz göl başında? Evet, evet gördüm. Siz dediniz ki ya bu ben sizin yerinizde olsam aday Abdurrahman Tuttere yaparım. Abdurrahman Tuttere geldi. Abi ne yapayım dedi odada. Telefonla konuşuyoruz. Dedim ki bak benim bir etkim olur sana etkim olur. Nasıl dedi. Dedim vallahi senin herkes diyor ya işte Vela Baba şurada adaylıkta etkili. Evet. Burada etkili, bir sürü dedikodu var. Şehir efsanesi var. İşte Vela Baba Kadıköy'e belediye başkanlığı, İzmir'e belediye başkanlığı dediler ya. Ben şehrine aşık bir adamım. Olursa bir tek yer olurum dedim. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne. Orada kendi isteğimle olmadım. Malatyalıların isteğiyle oldum. Fakat bir arkadaşımızı ıskalamışız. Üzülmesin. Vahap Munyar da Malatyalı ya. Vahap Munyar tabii yani şimdi arkadaşlar yazacak. Vahap Bey çok bir de kıymetli bir Malatyalı. Örneğin Malatya ile ilgili organ nakli, örneğin altın organ naklini Türkiye'ye duyuran Vahap Munyar'dır. Bir de o da Malatya milliyetçisidir. O da
yazılarını okursanız çok Malatyalı şimdi, iş adamlarına yer verir. Bir görüntü gelecek. Arkadaşlar şu AK Partili vatandaş görüntüsü vardı bir tane. Dur geldi mi? Bir verir misin ya, bir dinleyelim. Malatya. Bulamadık mı? Bulamadıysak gel. Bul. Vallahi yemin ederim. Başkanım AK Parti'deyim, yemin ediyorum size vereceğim. Ben 20 yıldır AK Parti'ye veriyorum. Sen geldin diye bu sefer CHP'ye veriyorum. Boyu bir AK Partili. Boyu bir AK Partilisin. Boyumu sana vereceğim. Eyvallah, sağ olasın, eksik olma. Depremde bizi destekleyen tek vekilimiz sensin. Depremimizi bildiren, her şeyi bildiren sizsiniz. Sağ ol, eksik olmayın. Çiftçi kardeşimiz de biz yanındayız. Nasılsınız? Nasılsınız? Artık konuşmalısınız lütfen. Hep beraber. Yüce ne yapayım gençler? Büyük adam. Allah büyük adam. Büyük sizsin, büyük. Başkanım vallahi diyorum inşallah kazanırız. O kadar istiyorum ki. İnşallah. Yemin ederim. Deprem bölgesi zamanı zaten deprem bölgesiyiz. O günden bugüne. Sizden başka hiçbir vekil dışarıda değil. Allah senden acı olsun. Allah dinlerim. Bir izin var mı? İstemiz yok. Hani istiyor. Hadi bakalım inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Veli avama, veli avama. Şimdi efendim bir bilgi vermek isterim. Biz tabii 11 yıldır değil mi Türkiye'nin en etkili politik programındayız burada. Birbirimizi tanıyor. Bazıları yadırgıyor ama bunun bir formatı var. Bu bize ait bir format. İçimiz dışımız bir. Bazen yadırgansa da ama böyle olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz başka türlü öğrenmedik. Şimdi bir müzik dinlediniz. Orada bakın ben batılı bir tavır olduğunu düşünüyorum bunun. Benim konuğum kimse, konuğumla olan ilişki falan neyse bu işte paranteze almak diye tabir ettiğimiz bir şey var. Açık açık söylüyorum. İşte o benim mesela Gürsel Erol geldi geçmiş tarihte. O benim 30 yıllık tanıdığım dedim mesela. Yadırga ama öyle siz izlerken bilin. Mesela Veli Ağbaba, Özgür Özel'in yakını dedim. Geçmişteki tanıklıklarımı o yayınlardaki Veli Ağbaba'nın doğum gününü nasıl kutladığına kadar anlattım. Şimdi bir video gördük. Ya bunu ben hep sorarım işte kaynak. Bunun sesi kim, bu sözü kim yazmış diye soruyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Cafer Mahiroğlu yazmış. Tabii Veli Ağbaba aynı zamanda Cafer Mahiroğlu'nun da yakın arkadaşı. Ama beni burada ilgilendiren şey ben buna rağmen kendisini eleştirdim geçmişte. Tabii. Ve özgürce bunu da yaptım. Ama o da büyük bir özgüven ve saygıyla geldi. Buyurun dedi, eleştirileri bir de bana iletin dedi. Ben bu tavrı önemserim, değerli de bulurum. O müziği bir dinleyebilir miyiz efendim? Bunu söylüyorum. Gizlimiz, saklımız yok. Arkadaşı Cafer Mahiroğlu, Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı bizzat yazmış o sözleri. Bir bakalım nasıl yazmış. Büyük Aslan! Büyük Aslan! Veli Ağbaba burada. Kendi genel başkan ünvanını bırakarak Malatya milliyetçisi olarak geldi. Bir dahaki karşılaştığımızda inşallah zafer kutlamak. 1-2-3 Malatya! Eğer burada Cafer Mahiroğlu kızacaksa işte editörüm orada Hilal Yağız. Onun ne diyor? Ver elini Malatya diyor. Ver elini Malatya. Bu gelen Veli Ağbaba, ver elini Malatya. Ben şöyle oldu. Ben aday oldum. hiçbir hazırlığım yok. Sohbet edeyim. Yasin'im senin bir şeyin vardı. Bu işlere uğraşıyordun eskiden. Ha eskiden ailenin şeyi vardı. Özdemir plak var. Evet eski tarihli. Bir iki öneride bulundum. Dedim ya böyle Malatya'nda müziğine uygun bir şey yapmam lazım. Sen bir bekle dedi. Bir gün akşam... Bana bir şey geldi. Bu ne dedim? Açtım, dinledim, inanamadım. Ya bunu kim yaptı dedi? Biz yaptık dedi.
Ne çabuk yaptınız. Yani sanki önceden böyle bir ay hazırlanmış gibi müthiş bir şey çıktı. Ve Manat'ta acayip sahiplendi bu müziği. Yani haray çekiliyor, oynanıyor falan acayip bir şey oldu. Evet. Şimdi tekrar edeyim. O sohbet içinde kaçırmış olabilirsiniz. Aile, Özdemir ailesi. İbrahim abiden çok dinledim evet. Ben onun hikayesini. Geçmişte bu plakçılık işleriyle falan yapıyor. Şöyle oldu. Ben bir yerlere gidiyorum. İşte birileri geliyor. Diyor ki biz ben diyor aile eskiden tanıyorum. Biz işte plakçılık yaparlardı, giderdik, gelirdik diye. Şimdi bir de İzmir sorusu sormak istiyorum evet. Size. Şimdi bugün yerel gazeteleri verir misiniz İzmir gazetelerinde? Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İzmir'e gitti. İzmir'de uzun zamandır sizin tabanın beklediği bir görüşme oldu ve birlikte fotoğraf verildi. CHP lideri, belediye başkanı Soyer ve belediye başkanı adayı Cemil Tukay. Bakın bugün bütün İzmir gazetelerinde manşet. Özgür Özel İzmir geri bırakılmaya çalışılıyor. Bugün de burada Yaşar Aydın Bir Gün gazetesinde bir röportaj yapmış. Yine Cemil Tugay'la yükümüz ağır ama birlikte başaracağız. İzmir'de ne olur? İzmir hem partimizin en önemli illerinden birisi, bizim çok güçlü olduğumuz bir il, hem de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in memleketi. Yani birçok yakın... Manisa, İzmir. Manisa, İzmir'de işte Bornova Anadolu Lisesi'nde okumuş. İzmir Eczacılık mezunu, askerliğini orada yapmış, bütün yaşam orada geçmiş. Dolayısıyla o da çok ağırlık veriyor, genel başkanımız da çok ağırlık veriyor. Partimiz de güçlü. Sayın Cemil Tugay da eski Karşıyaka Belediye Başkanı, kibar bir insan, düzgün bir insan. Yani hak ettiği sonucu alacaktır İzmir. Tabii iktidar çok yükleniyor. Çok işte bütün gücüyle yükleniyor. Hamza Dağ Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor, çok ağır laflar ediyor, çok söylüyor. Bakanlar gelip gidiyor, hiç bakanın biri geliyor, biri gidiyor. Biz de mütevazi bir kampanyayla, İzmir'in o duruşuna yakışan bir kampanyayla devam ediyoruz. Umarım çok olumlu sonuçlar alacağız. Tabii Sayın Tunç Soyer de partimizin daha önce Seferihisar 2 dönem belediye başkanlığı yapmış, SODEM'in genel başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. O da o sorumluluk içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verecektir, adayımıza destek verecektir. Sizce 31 Mart'ta biz nasıl bir sonuç göreceğiz genelde? Benim tahminim herkesin beklediği, umduğu sonuçlardan çok daha farklı sonuçlar göreceksiniz. Ne gibi? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne soruyorsanız büyükşehir sayımız kesin artacak. Artacak. Örneğin hiç tahmin etmediğiniz iller alınacak. Neresi alınacak örneğin? Adıyaman'ı konuşuluyor. Kırıkkale'yi kimse konuşmuyor. Ahmet Önal. Bir kahramanlık hikayesi yapıyor Ahmet Önal. Kırıkkale. Müthiş bir adam. Yani tanımanızı isterim Ahmet Önal'ı. Ya da Kastamonu. İler not alır mısınız? Onu bir arayayım bugün. Kastamonu Hasan Baltacı. Bak Kastamonu'da bizim oyumuz %20'ler seviyesi. Giresun geliyor gibi size. Giresun geçten. Köse. Tabii. Ya genç ve tabii, böyle tabii. İzliyorum. Ya çok, böyle daha önce aldığımız illeri söyleyeyim ama bunlar sürpriz Bursa, olmayacak. Bursa. Özgür Özel iddialı çok. Bursa bizim için sürpriz değil. Yani bütün anketlerde. Uşak, Yalın var. Uşak da sürpriz değil bizim için. Uşak'ta güçlü bir adayımız var. Özkan Yalın örneğin milletvekilini bıraktı, iş adamı. Öyle belediye başkanına ihtiyacı olan birisi de değil. Yani böyle bir siyasi... Makam beklentisi. Çok asılıyor biliyorum. Geçen hafta Serhan Asker'le birlikte bölgedeydi. Hatta çok oradaki... O da iyi bir uşaklı. O da acayip bir uşaklı. Oraya yani böyle profil yakışıyor. Uşağı seviyor o da. Balıkesir olur mu? Balıkesir yani büyük ihtimal Ahmet Akın alacak. Ahmet Akın orada kahraman gibi. Yani Balıkesir'de çok iddialıyız. Seçmen orada Cumhur İttifakı'na karşı Ahmet Akın'ın yanında duracaktır. Ondan hiç kuşku duymuyoruz. Peki. Bir 15 dakikanız daha var mı? Olur tabii. Size birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü bakın... Bu tabii seçim dönemi geldi ya, İmamoğlu da söylüyor. İsmail Bey 4 saat kalın dedim, sizin için 4 saat kalır. Sağ olun. Sizin olmak bizim için çok onur. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Şimdi bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. Evet. Biraz böyle parasal konularda evet. Da bir iki soru sormak istiyorum. Tabii. Çok merak ediyorum. Sizi uzun zamandır da böyle yüzde görmedim. Tabii. Değerli izleyenler, gündem ve gündemdeki çok önemli birkaç iddia ile ilgili de Veli Ağbaba'ya soru sormak istiyorum. Sizler de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda kendisine yöneltmemi istediğiniz soru varsa bize gönderin. Ramazan'ın gerçek tadı birlikte olmak, doğal tadı bal parmak. Sofraların doğal lezzeti bal parmak, hayırlı Ramazanlar diler. Bal 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 parmak, doğal bal 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 parmak. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzungöl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, el değmeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok, Bulak Su. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe. Kocatepe Türk Kahvesi. Türk Kahvesi Kocatepe.
faydalı mineraller bakımından zengin, Uzun Göl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, elde emeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Her gün ajanslardan gelen binlerce haber arasından yalan değil, gerçek olanları, zaman kaybettiren değil, değer katanları seçiyoruz. Çünkü nitelikli, objektif, tarafsız habercilik elbette bunu gerektiriyor. Devletin kendisine ait bir parası yok. Hizmet ederken, yol yaparken, köprü yaparken senden, benden aldığın vergiyi harcıyor. Doların üzerine yatmış pompa. Pompaya fena zam geliyor. Kabinenin çift maaşlı yeni bakanlarına bir bakalım mı? Hakikati olan hürmetimiz asla değişmeyecek. Doğruları söylemeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. Ben Ekrem Açıkel, ranttan yana değil, halktan yana habercilikle Halk TV'deyim. İstanbul'un Oksijen Deposu Polonezköy'de kişiye özel diyet ve egzersiz programlarıyla Doktor Kuşan Otel'de sağlıklı bir yaşama adım atın. Kocatepe Türk Kahvesi, Türk Kahvesi Kocatepe, Kocatepe Türk Kahvesi, Türk Kahvesi Kocatepe. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Faydalı mineraller bakımından zengin, Uzun Göl'ün zirvesinden gelen %100 doğal kaynak suyu, elde emeden en doğal haliyle sağlıklı bir yaşam senin elinde. Onun gibisi yok. Bulak Su. Thank you.
Sen ne dersin, hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlarken gündemi konuşacağız. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'ye konuk oluyor. 1 Nisan'da nasıl bir tablo bekliyor? Neden hem muhalefet hem iktidar adaylarını destekliyorlar? Partide Cumhur İttifakı ile işbirliği isteyenler var mı? Erdoğan'ın son dönemin mesajı neyin sinyali? Altılı Masa'da Yavaş'ın adaylığı nasıl konuşuldu? Şirin Payzın, Barış Terkoğlu, Seyhan Avşar soruyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Sözüm Var'da yanıtlıyor. Sözüm Var bugün 21'de Halk TV'de. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Günaydın Türkiye'm, günaydın ve hoş geldiniz. 13 Mart 2024 Çarşamba sabahında Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda CHP'nin önemli isimlerinden, etkili isimlerinden, şimdi de CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Veli Ağbaba var. Reklam arasında ne sordunuz? Onlar geldi. Ben de Malatyalıyım diye yazanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Selamlarınızı tek tek ileteceğim. İşte Ali Bey olsun, bir sürü mesajlar var. Ama bunun dışında seçime 18 gün kala yaşananları irdelemeye devam ediyoruz. Adaylıklar, ekonomi, önde gelen gündem maddelerimizden bir tanesi. Bunun dışında haberler, yorumlar ve sürprizlerimiz de var. Veli Ağbaba'ya bugün Abdülkadir Selvi'nin de yazmış olduğu, o çok konuşulan, geçtiğimiz günlerde Fethi Yıldız'ın da gündeme getirdiği iddialar var. Onu da soracağım efendim. Diyelim ve işte günün manşeti. Bu son olsun arkadaş, bu son. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yani yok. Bu meclisin kendini feshetmesi, gitmesi vesaire daha yeni seçildi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Erdoğan'ın siyasette final mesajı parti içi ilk yorum Ömer Çelik'ten geldi. Erdoğan'ın sözlerinin bırakma anlamına gelmediği kanısında Adalet Bakanı Tunç ise 3. dönem için seçimlerin yenilenmesini gösterdi. Ama bu siyaseti bırakmak anlamına gelmiyor. Siyaset çok daha geniş bir şey. Yani yaptığımız görevlerden daha geniş bir şey. Buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Özgür Özel İzmir'deydi. Davul, zurna ve meşalelerle karşılandı. Bayraklı'da İzmirlilere seslendi. Arkadaşlar bir otobüs tutun, bunları bütün Türkiye'ye götüreceğim. Bunlar beni çok seviyor. Hiç yanımdan ayrılmasın bunlar, hep bana. Bunlar da İrfan'ı çok seviyor. İzmir!
İzmir'in aday olunca saçını sakalını toplatan, bıyığını düzelten adayına soruyorum. Kardeşim, İrfan'ın genel başkanının ne dediği belli. İrfan genel başkanını saklamaz. Sen genel başkanını niye saklıyorsun? Atatürk'le İnönü'ye iki ay yaş diyen adamın genel başkanının resmini niye asmıyorsun İzmir'de? Emekli ikramiyesi. Şimdi bir insana 5 ay bakmaz. Yok, bırak ya. Maaşı bak. Benim bırak çocuğum maaşı. Bana muhtaç ya. Rabbim seni tekrar nasip etsin. Allah razı olsun. Sağ ol dayıcım. Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Ben de layık olacağım. Emekliler İmamoğlu'na dert yandı. Tarihe mi, giyime mi? Doğru. İşe mi, içece mi, pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bunu bana açıklamasını gönder. 11 bin lira yoksulluk maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Yoksulluk değil yoksulluk ki. Aç kalma maaşı. Açlık maaşıdır. Aynen öyle. Yoksulluk başka, açlık başka. Kurumun derdi kent lokantalarıydı. Şimdi kent lokantası. Girmeyin diyorlar arkadaşlar. Gireceğim. 11 tane kent lokantası yapmışlar. 11 tane kent lokantasını marifetmiş gibi anlatıyorlar. Ramazan ayında bile bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar. Kumpaslarla. Kötülüklerinde boğulsunlar. İşleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Bir de başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Niye? Yaradan büyük. Yaradan büyük, yaradan iyinin yanında. Onun sesiyle demeye çalışayım. Nereden nereye derler? Nereden nereye? Detaylar ve çok daha fazlası İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta. Şimdi bu sabahın sürprizi şey oldu. Ben şu anda bütün Malatyalıları öğreniyorum, iyi mi size? Bütün Murat İde bilmiyordum. Bunca yıllık arkadaşım. Meğerse Veli Ağbaba'nın o ilk yayınladığımız klip, o Mahiroğlu'nunki değil. Bir önceki Murat İde'ninmiş o. Yaşa Malatya. Yaşa. Müthiş. O da Malatyalı. Evet tabii. Ben tabii. Bunu unutmuşum. Tabii, ya Malatya, hem de Malatya Kernekli, böyle iyi Malatyalı yani. Evet. Engin Güner Malatyalı, çok selamları tabii, var. Tabii. Yani bütün Malatya, ama tek tek saymaya kalksam programda hiçbir şey konuşamam. Evet. Neyse. Şimdi bunu şimdilik bir tarafa bırakalım. Ama ileteceğim selamlarınızı. İşte Ankara'dan Ali de yazdı. Hepsini iletmeye devam edeceğim. Bu arada bir dakika. Şu soruyu bir sorayım. Bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. Geçtiğimiz günlerde de çok konuşulmuştu. Bir Sözcü Gazetesi'ni rica edebilir miyim Güven? Rica etsem. Bugün Sözcü Gazetesi hemen hemen son bütün seçimlerde gördüğümüz bir tabloyla ilgili şöyle bir manşet yazmış. AKP iktidarı iftiharla sunar. Değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi. Bir otobüs arızası. Bunu çok yapıyorlar. Film çekiliyor sürekli. İki para sayma işi. Sayın Başkan, şimdi öyle bir şey var ki. Önce ya ben bile şaşırdım. Önceki gün biz Cavit Çağlar'ın iftarındaydık. Hepimiz birbirimize ya bu yeni mi, bu nedir, bu filan diye. Önce öyle bir şey ki zannediyorsunuz ki geçen hafta bir şey çekilmiş. Böyle paralı. Sonra dedim ki ya arkadaş, böyle bir şey olsa bu trollerin yazdığı gibi 7 tane adam saydım orada. Yani lan 7 tane adamın yanında milyonlar. Rüşvet olur mu? Tuhaf geldi her şey. Bir dakika, haberi vardı onun ya arkadaş. Hani haberini de saklamayalım, izleyelim hepsini. Bunlar tabii kumpasla özellikle seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyen. Allah bunlara akıl versin. Ama zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak. O bir avuç insanı göreceksiniz. Kumpasla seçim kazanacağını zanneden akıl diyerek CHP'ye para sayma soruşturmasıyla ilgili sert yanıt geldi İmamoğlu'ndan. Bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız diyerek seçime 20 gün kala 31 Mart'a geri sayım sürerken servis edildi görüntüler. Para sayma görüntüleri gündem oldu. Eski il başkan yardımcısı Özgür Naz, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP meclis üyesi Fatih Keleş'in yer aldığı görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürüldü. CHP İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Görüntüler 2019 yılına ait. Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi. CHP İl Başkanı Çelik, söz konusu paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 40 milyona alınmış il binasının 15 milyonluk kaporasını belgeli bir biçimde teslim edildiği
bir görüntüdür bu. Görüntüleri yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Bu yaygara ile servis edilmesi, bunu tabii bir kısım birkaç meczubun bir ne bulduk hani buradan Ekrem'e ne sıçratırız? Bir yerinden böyle Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Görüntülere yönelik soruşturma başlatıldı. Bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Ekrem İmamoğlu 2019'u hatırlattı. Yine Ramazan'ın ilk günü seçimin iptal edildiği 6 Mayıs tarihini. 5 yıl öncesine döndüğümde dün akşam hatırıma o geldi tabii. Ramazan'ın ilk günü böyle seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine ilk günü de olsa bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz. Kumpas vurgusu yapan İmamoğlu üst tondan konuştu. Tabii bunlar imtina etmiyorlar böyle süreçlerden. İnsanlara iftira atan bu tarz işlerine gelince de şey oluyor. FETÖ işi oluyor, tukaka oluyor vesaire. Aynı o tukaka FETÖ'cü dedikleri taktikle yol yürüyen bu aklı bu memleketin tarihinden onun izlerini bu şehrin ve bu memleketin hafızalarından milletçe sileceğiz, milletçe. Bu yolculuk o yolculuktur. Ya bence mesela ben böyle söyleyince AK Parti hemen arıyorlar filan. Şimdi şöyle bence hiç bu işlere tevessül etmemeli. Yok eski tarihli video öyle mi? Hayır. Bırakın ya adayınızı. Yarışsın bakayım göreyim. Murat Kurum mu iyi, İmamoğlu mu iyi? Halkı kim daha iyi ikna ediyor? Kim daha iyi konuşuyor? İstanbul'a kim hakim? Ya bıraksalar aslında kendi adaylarına iyilik yapacaklar fakat yapmıyorlar. Bence telaştan kaynaklanıyor bu hatalar. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir olay oldu. Hiç para düşürdünüz mü efendim? Hani böyle 500 lira, 1000 lira, 1500 lira. Mesela bir 1000 lira düşürsen şöyle bir 1000 kere arkaya bakarsın değil mi? Geçtiğimiz günlerde mecliste bir milletvekilinin odasında bir poşetin içinde 250 bin dolar bulunmuş. Şimdi sonra türlü şayialar mesela Türk'ün gazetesinde Fethi Yıldız da MHP'nin önemli isimlerinden o da araştırılsın dedi. Meclis zaten araştırmaya da başladı. Videolar izleniyor vesaire. Sonra bugün Abdülkadir Selvi de yazmış. İşte bu İstanbul'da İmamoğlu'nun kumpas falan dedi. Olaylarla da bağlantı da kurarak. Ya bu acaba Veli Ağbaba'nın mı diye. Ya Veli Bey bu doğru mu ya? Ben 20 liramı simit satarken kaybettim. Hala aklımda. Hala unutamadım o parayı. Bakın 250 bin dolar ya. Bir odada unutuyorsun. Bir servet ya. Bir odada unutuyorsun. Bir gün sonra parayı aklına geliyor. Yani bunu inanmak, inananlar Allah hakkı fikir versin. Ben bu olayı duydum, inanamadım önce. Sonra bizim partide bir trolümüz var. Yeni bir üretilen bir trol. O yazmış. Ben de şöyle bir cevap verdim. Partide mi? Partili olduğunu söyleyen bir trol. Reklamını yapmayayım. Dedim ki, para alan da, unutan da, şerefsiz, hasiyetsiz, namussuz, alçaktır dedim. Bunu yazan da, namussuz, şerefsiz, alçaktır dedim. Bırakın öyle bir şeyi kanıtlamayı, siyaseti bırakmayı değil, kafama sıkar kendime intihar ederim dedim. Bakın bırakın 250 bin doları, 50 dolarla ilişkisi olan biriyle parasal ilişkisi olandan namussuz, şerefsiz, alçak adam yoktur. Benim, bakın ben Malatya dürüstlüğüyle bilinen bir ailenin mensubuyum. Siyasette asla böyle şimdiye kadar hiçbir ismim geçmedi. Bu, yani bu nasıl bir gazeteciliktir, nasıl bir hasiyetsizliktir ki? Ya bir elinde bir kanıt olur, bir şey olur. 250 bin dolar İsmail Bey nasıl unutuyorsun? Yani ben aradım Seyit Torun'u, yaz başkan dedim. Bir bak 2-3 hafta önce odamda böyle bir şey yazıyor. Nedir bu dedim. Hemen danışmanlar aramış. Sen dedi en son benim odama Aralık ayında gelmişsin. Sen benim sürpriz doğum günü yapmışım Seyit Torun'a. Yani böyle bir şey nasıl yazılır? Abdülkadir Selvi, yani sen koskocaman Türkiye'nin önemli gazetelerinin birinde yazarlık yapıyorsun. Bir araştır, bir sor, böyle bir iddia var mı? Sizi aramıyorlar mı peki? Yok. Hani böyle yok, ben onu yazan ilk A Ajans diye bir haber aradım defalarca. Ya bu ne? Yani acaba ben habersiz bir şey mi oldu? Merak ettim yani hakikaten. Telefonuma çıkmadı. Sonra meclis başkanlığına duyar duymaz bir dilekçe verdim. Bu konunun iddiasının araştırmasıyla ilgili. O toprakta kamera varmış.
otoparkta araştırılsın, odalarda araştırılsın. Hatta şöyle bir şey diyeyim, Hodri Meydan. Herkesin serveti araştırılsın, kaynağı araştırılsın. Hı. Başta Vela Baba'nın olmak üzere. Vela Baba, şimdi ben 1974'ten beri esnaflık yapan Manat'la bir ailenin ferdiyim. Yani benim parayla uzaktan yakından ilgim olamaz. Bir de bak, bu süreç o kadar kirli, o kadar rezil bir süreç ki. İddiaları hatırlayın. İşte Bayraklı'yı Serdar Sandal yapacak. Serdar Sandal olmadı. Bir sürü ilişki söylediler. İşte şeyde de, Kadıköy'de dediler. Kadıköy'de Vela Baba'nın adayı olacak dediler. Kadıköy'e Vela Baba aday olacak dediler. Ataşehir'e Vela Baba aday olacak dediler. Ben bunlara gülüp geçtim. Çeşme'de bilmem kim aday olacak dediler. Bunlar hepsine gülüp geçtim ama işte yazıyorlar. Vela Baba şuradan şu kadar almış, buradan Allah belanızı versin. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi ki. Hiçbiri gerçekleşmedi. Yazılan, çizilen, kendimle ilgili bir şey gerçek olsun, kafama sıkar intihar ederim. Yani böyle bir şey olur mu? Bence çok açık o zaman. Bu kadar. Hassiz, yani bir zaten meclis başkanı da araştırma yaptı. Bir de İsmail Bey bakın, bir insan üzerine iftira atıyorsunuz. Ya bunu, ya karıtla bak size düşüyor. Birisi bir şey yazıyor, bir meczum biri bir şey yazıyor. Koca gazetede bunu yazıyor. Yani olacak iş değil. Bakın benim bütün ilişkilerim açık. Ben şeffaf bir adam. Ben böyle burada nasıl konuşuyorsam sokakta öyle konuşan bir adamım. Yani benim hiç gizlim saklım yok. Diyorlar ki telefonu dinle. Dinlenirse dinlensin. Ne anlayacaklar benden? Ya ne anlayacaklar benden? Kirli bir işiniz yoktu. Utanacağınız bir işiniz yoktu. Ne anlayacaklar? Bakın Manat'ta her akşam gittiğim programlarda bir sözle bitiriyorum sözümü. Bir, diyorum ki annemin bir duası var benimle ilgili. Diyor ki hayırlısıysa nasip etsin. Hayırsızsa bir bahane bulsun diyor. Bir ikinci duam da şu. Güzel duaymış. Her yatak söylüyorum. Allah'ım diyorum beni sevenlere, Malatyalılara mahcup etme, boynumu yere eğdirme diyor. Başka bir duam yok benim. Güzel dualar. Peki şimdi tekrar bir Malatya'ya dönmek istiyorum. Şimdi memleketin bütün Malatyalılarını gördüğüme göre. Türkiye genelinde söylediniz ya. 31 Mart'ta ne olacak Malatya'da? 1 Nisan'dan itibaren kazanırsanız ne olacak? Şimdi kazanırsam ben Malatya'yı Türkiye'nin yıldızı yaparım. Gelirim İsmail Küçükkaya'yla yakasından tutarım. Lütfen derim Malatya'ya bir haksızlık yapılır, beni yayına çıkar derim. Yani Malatya'ya bir eksik yapılırsa yaptırırım. Ya da Malatya'nın bir değer ortaya çıkıyorsa gelirim İsmail Küçükkaya'ya ya da bilinen insanlara gider kapılarına yatarım. Malatya'nın ismini duyururum. Ve Malatya'ya kısa sürede risk alarak benim hiç kendimle ilgili bir derdim yok. Benim derdim Malatya'nın tekrar ayağa kalkması. Tekrar o kültürünü, coşkusunu yaşaması. Her türlü riski alarak yerine dönüşümü başlatacağım. Bakın Malatya'da önemli problem, deprem bölgesi önemli problem. Kiracılar denen bir grup var. Bunların ismini kimse bilmiyor. Ne o? Kiracılar, ne bunların hak sahipliği var, ne TOKİ'den konut alabilirler. Bunlar böyle bekliyorlar. Bak kiracılar, hiçbir hakları yok kiracının. Ne yapacağız? Geldiğimiz zaman bizim Malatya Belediyesi'nin şirketleri aracılığıyla onlara sosyal konut yapacağız. Kira öder gibi uzun vadeli onlara konut vereceğiz kiracılara. Bak bu büyük proje. Tabii bu ve her şey hazır. Tabii. Hiç konuşulmayan bir proje. Bakın İsmail Bey lütfen deprem bölgesinde kiracıların sesini sizler de duyun. Kiracılar unutulmuş bir grup. Hilal bunu not alır mısın? Yarına bu konuyu çalışalım. Hem Vela Baba'dan ses keselim içinde. Kiracılar meselesi. Kiracılar. Tamam, bunlara konteyner bunların eğer evleri hafif hasarlıysa konteyner verilmiyor. Ev sahibi bunlar evden çıkarıyor. Sokakta yaşıyorlar. Bakın geldiğimiz zaman hızlı bir şekilde bu kiracılara eğer konut verilmiyorsa ki bir yılda yapılamaz bu konut. Konteynerle tamamlayacağız. Hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi kiracılar için bir konteyner ayarlayacak. Bunları sağlayacağız. Bir önemli projemiz bakın biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik krizin etkisi, depremin onu katlaması ve böyle gözle gözükür bir açlık, yoksulluk var. Ne yapacağız? Bir evde bebek doğuyorsa onun mamasını, bezini Malatya Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Ya da bir evde bir yaşlı kendini bakıma muhtaçsa onun bakımını kim yapacak? Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal yapacak. Sosyal belediyecilik bunlar işte. Bakın sosyal yardımlar 3 kat başkanım artacak. Başkanım bir de dur. Mansur Yavaş'ın müthiş bence devrim niteliğinde bir uygulaması başladı. Onu seçilirseniz siz de yaptırın. Kızlarımızın HPV aşısı olması. Bak ileride rahim ağzı kanserini önlüyor. Çok pahalı. İşte kaç bin liraya çıkmış onlar. Sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahiplerine yani durumu uygun olmayan kızlarımıza bu aşıyı yaptırın. Tabii. Ve yaptırılınca biliyorsunuz bununla hiçbir risk kalmıyor. Yaptırılamayınca büyük risk var. Tabii ki onu da yaparız. Doğumdan ölüme kadar Malatyalıların yanında yer alacağız. Bakın bizim emekliler, siz de görüyorsunuzdur. Muhtemelen bayrama doğru hükümet emekli maaşını ikramiyesini artıracaktır. Ama 10 bin lirayla insanlar kira ödeyemiyorlar. İnterneti, doğalgazı, suyu, elektriği yaşamaları mümkün değil. Bir dakika. 3 bin lira var. Bence 3 bin lira yatıracaklar. Fazladan atırmaları lazım çünkü emekli
burnundan soluyor. Bir haber mi aldınız? Haber almadım, tahminim o. Yani ya seçim siyaset kötü gidiyor diye böyle yaparlar. Tam seçim kötü gidiyor. Yani Malatya'da karşılaştığımız emekler böyle hiç korkmadan küfür ediyorlar. Dur, Güven, İmamoğlu emekliler vardı. Hazır mı? Bir izleyelim, emeklileri dinleyelim. Recep Tayyip Erdoğan duyabilecek mi benim dediğimi? Duyuralım. Siz duyurmanızı istiyorum. Ben tamam, duyuramam. Duyurabiliriz belki. Buyur. Ben emekliyim. 11.300 lira maaş alıyorum. Ben nasıl harcayacağımı bilemiyorum. Bana şeyini göstersin, çizelgesini göstersin de ona göre harcayacağım. Haklısın. Bak bunu hiç kimse söylemiyor. Bunu ben çizelgesini istiyorum. Tamam, nereye ne harcayacağımı bulamıyorum. Hastaneye mi, giyime mi, doğru. içeceğim mi, pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bunu bana açıklamasını gönder. 11 bin lira yoksulluk maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Yoksulluk değil, yoksulluk ki. Açlık maaşıdır. Aynen öyle. Yoksulluk başka, açlık başka. Onun için yeni dönemde en fazla emekliler için vaatlerimiz var. Sizi yalnız bırakmayacağız. Ya biz onu biliyoruz da yalnız şunu duyurmak doğru istiyorum. Doğru söylüyorsun. Bana listeyi versin. Bana listeyi versin, bana göre harcayacağım. Tamam, nereye ne harcayacağım? Ben bilemiyorum. Belki yanlış yere harcama yapıyorum. İsminiz neydi? Şakir Kızıltaş. Şakir abi. Aynen biraz haklısın. Sonra Şakir Kızıltaş. Şakir abi aynen haklısın. Ben çirkin alıyorum işin içinden. Doğru, bana doğru, şeyini doğru, göndersin. Doğru, çizelgesini doğru, göndersin. 10 bin lira maaş göndersin. Emekli olmaz ya. Bak az önce dedim ki... Beni çocuklarıma mahkum etti. Başkanım ben 2002 yıldan önce ben fakirlere yardım eder bir durumda bir insanım. Şimdi yardım alacak duruma getirdi emeklileri yani. Böyle bir şey olmaz yani. Ha, ben yardım alıyorum, almıyorum ayrı bir şey. Ama nereye ne harcayacağımı bilemiyorum. Nereye harcasam da yetişir. Doğru. Tamam bunu... Biz bunu duyurursak memnun oluruz. Yok, duyuracağız. Biz büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Bak ben size söz veriyorum. Başkanım. Daha Eren Ali Başkan da bu emekler işi bizim özel alanımız yani. Başkanım. Mutlu edeceğiz. Memnun olun Şakir abi. Önümüzdeki seçimin sonuçlarını belirleyecek kesimlerden bir tanesi, en önemlisi bence emekler olacak. O kadar çok mesaj geliyor ki Binnur Kayak, kendisi de aynı zamanda kültür sanat dünyasından bir isim, galiba Malatyalı. Programınızdaki samimiyet, konuğunuzla yakaladığınız sahici diyalog, bu stüdyoda ağırladığınız herkesin olduğu gibi Veli Ağbaba'nın da kişiliğini net bir şekilde ortaya yansıttı. Açık söylemeliyim ki Veli Ağbaba'yı az tanırdım ve çok da ilgili değildim. Ancak bu programda sizin de verdiğiniz bu özel bilgilerden sonra kendisini çok daha iyi tanıma fırsatı bulmakla beraber sempati de duydum. Zira yurduna, yöresine, hemşehrisine, milletine bu kadar bağlı olduğunu daha evvel bilmiyordum. Programınız vesilesiyle şahit oldum diyor Binnur Kayak. Önemli bir mesaj. Güzel yazmış. Evet, Binnur Kayak. Muhtemelen Malatyalı, kültür sanat dünyasında. İnşallah öyledir. Ya da Fahri Malatyalı olduysa. Yaparız öyle. Efendim bir kere çok teşekkür ediyorum Veli Bey geldiğiniz için. Bütün soruları içtenlikle sordum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Şöyle söylerim ya ben. İşte kameralar, işte Türkiye evet. Sizi izliyor. Son olarak bu Malatya ve Türkiye konusunda seçmene, vatandaşa ne dersiniz? Şimdi İsmail Bey, ben bir yıkılmış kente, yok olmuş kente, ilçeleriyle beraber bir kente Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Ben Ankara'da milletvekiliyim. Siyaseten konumumu siz biliyorsunuz. Bunların hepsini bırakarak Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. İnsanlar belediye başkanından milletvekili olmaya çalışırken ben böyle bir şeye talep açmadım. Malatyalılar beni çağırdı. Ben Malatyalılar için o sosyal medyada çok gezen bir videoya var. Onu çok dikkatli konuşuyorum. Hani Malatya gövdemi sokacağım videosu var ya. Onu kesmişler. Şimdi onun için çok dikkatli konuşuyorum. Ben Malatya'yı ayağa kaldırmak için her şeyimi harcamaya hazırım. Ve buna inanıyorum. Bakın ben şehrimi, Malatya'yı aşkla seviyorum. Ben şehrimi aşığım. Ben peşinem akşamı Malatya'ya kaç uçağı var diye gitmek için uğraşan bir adamım. Yani annemin, babam orada yaşıyor, işim orada, evim orada, annem orada şehir mezarında yatıyor. Allah hep dua ediyorum, Allah'ım diyorum benim canım alırsa Malatya'da al da anamın kucağında yatayım diye hep dua ediyorum. Yani onun için şehrimi aşırım, ben bu işi başarırım. Bakın ben bu şehri, işte sağ olun, işte Türkiye'de Malatya milletvekili deyince akla gelen ismim, siyasetçi deyince akla gelen isimlerden birisi. Bunları niye söylüyorum? Kendimi övmek için söylemiyorum. Bunların hepsini Malatya için kullanacağım. Malatya'yı sadece bölgede değil, Türkiye'de tanınan peki. Bir il yapacağım. Öyle sahipsizlik yok yani. Bu kentin sahipsizliğine son vereceğiz. Çok sağ olun. Aslında bitti ama bir yerel Türkiye turuna beraber çıkalım mı? Olur, sizi tabii. Uğurlarken. Tabii. Bu arada Güven, şimdi çok vatandaşımız soruyor. Murat İden'in eseriyle Cafer Mahiroğlu'nun sözlerini yazdığı eser karıştırmış. Bu Mahiroğlu... Onu bir hazırlar mısın rica edeyim? Sizi böyle ben İzmir Marşı'yla karşıladım ama Mahiroğlu Marşı'yla uğurlayacağım. Olur olur. Tamam. Şimdi kısa böyle bir sohbet edelim sizinle. Yani bir yerde girmek isterseniz siz de girin. Tamam.
Fırat Gazetesi, 3 sendika, 3 farklı rapor, orta direkt tarihe karıştı. Yoksulluk bile lüks. Orta direkt yok artık değil mi? Yok, yok, orta direkt bitti. Yani zenginle yoksul arasında çok fark var. Artık asgari ücretli bile yoksul sayılıyor. Yani emekliye hiçbir şey söylemeye gerek yok. Memleketin %60'ı zaten asgari ücretli. İsmail Bey, bir emekli diyoruz 10 bin lira alan. Bir de dul yetim var. Bunlar ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz? 6 bin lira maaş alıyor. 7 bin lira maaş alıyor. 7500 lira maaş alıyor. 7500 lira. Yani o dul yetimi de unutmamak lazım. Onların sayısı 3 milyona yakın. Peki. Kübra Türkan'ın Fırat'taki bu özel haberinden hemen sonra yazıyor. Göz göre göre gelen facia. Bakın bunu da yarına işleyeceğim. Bu haberi erken saatlerde sunduktan sonra izleyicilerimden Lerna Hanım yazmıştı. 15 yıl önce teyzemi ve eniştesini aynı yerde aynı kazada kaybettik dedi. Sistemi sorgulamamız gerekiyor. Bunu da yine takip edeceğim. Hatta arkadaşlarımdan rica edeceğim. Lerna Hanım'la da konuşturacağım. O olay neymiş? 15 yılda hiçbir bir şey değişmez diye soracağım. Bir sonraki manşet İz Gazete. Onu verdik. İzmir'deki görüntüyü verdik. Gaziantep'te de Fatma Şahin bu yılı aile yılı yapacak olan toplumun katkısı olacak. Bilimsel yaklaşmak, doğru yönetmek gerekir. Bugün Gaziantep'in Oluşum, Güneş gibi gazetelerinde de Gaziantep Time'da da Fatma Şahin'le ilgili bu gelişmeler manşet olmuş. Zümrüt, Rize'ye gidelim. Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir haber okuyacağım. Fatih Erbakan'ın Rize ziyaret programı belli oldu. İlyas Gür kendisini izliyor. Bu arada bir şey soracağım Veli Bey. Malatya'da Yeniden Refah adayı var mı? Var. Yani iddialı bir arkadaşımız var. İddialı bir şekilde seçim kampanyası. Çalışıyorlar mı? Sağdalar mı? Çalışıyorlar. Çalış. İlçelerde de varlar. Çünkü bu seçime çok asılıyorlar öyle gözüküyor. Yani birkaç ilçede iddialar da var. Var mı? Asılıyorlar. Bilal Yıldırım'mış. Teşekkür ediyorum güven bilgi için. Devam edelim. Rize'den hemen sonra bir başka manşet. Tigris tam bir rezalet. Diyarbakır'da 5 ay önce hizmete giren Millet Bahçesi'nin haline bakın. Malatya'da Millet Bahçesi var mı? Var. Var, yeni yapıldı. Tam daha açılmış değil. Yeni yapıldı. Peki. Bir sonraki manşete de geçelim. Ramazan Yavuz'un bu haberinden sonra Yeşil Giresun'dan bir haber geliyor. Bakalım. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan hükümete ekonomi üzerinden yüklendi. Milyonları açlığa mahkum ettiniz diyor. Ve söylemlerini de sertleştirmiş durumda. Çünkü Erbakan kendisini Erdoğan'dan sonrasına Yeniden Refah Partisi'nde AK Parti sonrasına hazırlıyor. Kendi partisinin yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre. Giresun'dan bir detay daha vardı. O da CHP ilişkin olacak. Fuat Köse. Normal formata dönün ben okuyabilirim. Yeşil Giresun gazetesinde İmamoğlu'ndan sonra Yavaş da CHP'nin Giresun adayı Fuat Köse'ye desteğini açıkladı. Şimdi bu Özgür Özel de geçen hafta söyledi genel başkanınız. Giresun'u alabiliriz biz dedi. Alacağız. Alacağız. Ön seçimle seçilmiş bir arkadaşımız. Genç birisi. Örgütümüzle, milletvekilimizle beraber çalışıyor. Bölge milletvekilleri destek alıyor. Yani Giresun bizim her zaman güçlü olduğumuz bir yer. Bir dönem önce çok tarihsiz bir şekilde çok az oyla Giresun'u kaybetmiştik ama sanki Köse seçimi alacak inşallah. Peki. Bir sonraki manşeti rica edelim. Güneydoğu Ekspres'e gideceğim. Yoksulluğun fotoğrafı. Diyarbakır'da iftar, Bursa'da et ve kıyma kuyruğu. Ya başkan hiç böyle düşünür müydünüz? Türkiye ne duruma da geldi ya? İsmail Bey, Malatya'da her gün onlarca yerde ekmek kuyruğu var. Yüzlerce metre. Yaşlı insanlar o soğuk altında bekliyorlar. Ekmeği ucuza alabilmek için halk ekmek büfelerinin önünde bastonlu, yaşlı, hasta teyzeler yüzlerce metre kuyruğa giriyor. İnsanın en büyük utançlarından birisi de budur İnsanın, bizim için. Şimdi sabah bir izleyenim sormuştu Şehnaz Hanım. Dedi ki İsmail Bey, özellikle AK Parti'ye oy veren izleyenlerinize sorar mısınız? Sorgulasınlar dedi. Dünyanın hangi ülkesinde ucuz ekmek ve ucuz et için böyle kuyruklar var diye sordu. Hiçbir ülkesinde yok ki. Hakikaten bu ekmek kuyruğu bizim son dönemde hayatımıza giren bir şey. Hani hep geçmişi tüp kuyruklarını falan hatırlatıyor ya. Ekmek kuyruğu bizim 4-5 yılda yaşamımıza giren bir konu. Ucuz et kuyruğu da öyle. Pandemiden sonra evet. Eski ucuz et kuyruğu mu vardı? Tabii. Evet, bir sonraki manşet Körfez Gazetesi çevre haberiyle kapatacağız. Patara imar planı için mahkeme keşfi yapılacak. Yusuf Yavuz haberi. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi uzun süredir kaçak ve plansız yapılaşma baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Nazım İmar Planı'nın iptali istemiyle açılan davadaki bilirkişi keşfi 15 Mart'ta yapılacak diyor. Son olarak da bitirdik aslında ama buyurun bir şey söyleyeyim. Bizde de çok ünlü bir hem Malatya'nın reklamını yapayım. Aslantepe Höyüğümüz var. Onun da hem UNESCO koruma listesine alınmasında şu anki mevcut Selahattin Gürk AK Parti'den belediye başkanı Selahattin Gürkan'ın emeği var. Şimdi bekleme merkezi falan yapıldı, karşılama merkezi. Ona da teşekkür ediyorum ama bizim de bir Göbekli Tepe gibi bir önemli bir Aslantepe Höyüğümüz var. Ve Malatya aslında bu turizm aslında şanslı. Örneğin hemen yanı başına yine UNESCO'nun koruma altında olduğu Divriği Camisi var.
Nemrut'umuz var. Elazığ'ın, şey, affedersiniz, Adıyamanlıların ve Malatyalıların ortak bir Nemrut'u var. Bu konuda Malatya aslında kültür ve turizm başkenti olacak da bir yer. Peki. Şu klibi verebilir misin Güven? Hani Veli Bey'i uğurlarken bir versene. Sözünü de dinlerim ondan. Hani hemen sınır. Malatyalı sayılır. Tabii Malatyalı sayılır. Çok yakınız yani. Gürün'le komşuyuz. Darende ilçemiz Gürün ilçesiyle komşu. Peki. Şimdi bu konuda eğer ben bunu söyledim diye kızacaksa da benim editörüm Hilal'e kızsın. Evet. Ne yapayım? Bizim suçumuz yok. Bizim suçumuz yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Demokrasi sağ olun. Meydana katıldınız. Ayrıca bir kere daha söylemek istiyorum. Burada defalarca size ilişkin eleştirile bir gazeteci olarak yönelttim. Bunu böyle gerçekten hani açıkladınız, yanıtladınız. Saygıyla dinlediniz daima. Biz de size her zaman bu soruları sorduk. Estağfurullah. Biz görevimizi yaptık. Siz de görevinizi yaptınız. Bu tutumu önemsiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, İyi günler diliyorum. Sağ olun, şimdi efendim takip ettiğim gelişmelerden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta bir kaza meydana gelmiş. Şimdi kaza olunca ne yapacağız? Kaza olunca polisi arayacağız. Ambulans çağıracağız. Yaralılarla ilgileneceğiz. O kazada hayatını kaybedenler olduysa onların aileleriyle buluşacağız. Onların elini tutacağız. Değil mi? Bu ve benzeri insaniyet namına bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa oradaki telefonları topla. Ambulansı arama, polisi çağırma. Çocuğu al ve götür yurt dışına. Böyle yapmayacağız. Dün akşam Barış Pehlivan çok önemli bir iddiayı kamuoyunun dikkatlerine sundu. Demirören ailesiyle bu aile tanışıyor. Ama tanışıklık bu cinayetin, bu kazanın şüphelisi yapmaz onları. Demirörenlerin oğlu da aslında bu kazaya karışmıştı ve adı saklanıyordu. İddia bu değil mi? Şimdi benim en azından polis dosyasından, savcılık dosyasından bu iddiayı doğrulayabilecek hiçbir şüphemi şu an görmedim açıkçası. Elimizde 9 çocuğun ifadesi var. Bir kişi zaten, yani 10. çocuk ise zaten olayın bizzat faili olan, bizzat bu kazayı yapan ve şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Eylem Tok'un oğlu. Benim okuduğum ifadelerde ben eksik bir çocuğun varlığını görmüyorum. Ama bugün, yani bugün ayın kaçı? 12'si galiba değil mi? 12 Mart 2024 tarihi itibariyle ben şu an bu dosyada eksik bir şüphelinin varlığını görmüyorum. Halk TV'ye özel bilgi. İlk kez Halk TV izleyicileri duyacak. Olaydan yaklaşık 1-2 gün sonra bizzat bu kazayı sebep olan ve şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne giden çocuğun babası ölen gencimizin babasıyla buluştu. Dışarıda buluşma gerçekleşti. Aile, yani ölen çocuğun ailesi hep şunu istemişlerdi. Yani tamam, bir kaza gerçekleşiyor. En azından bir taziyede bulunsalardı. En azından bir taziyeye gelselerdi bir akrabaları. Bunu yapmadılar. Bir dışarıda buluşma gerçekleşti geçen hafta. İlk kez anlatıyorum bunu. Ve o buluşma biraz gergin geçmiş diye duydum ben. Biraz failin ailesi kibirli davranmış diye duydum açıkçası. Ve sanki o kan parası dediğimiz mesele gündeme gelecek. Hayatını kaybeden Oğuz adlı gencin ailesinin zararlarım karşılandı diyerek bir ifade verebilmesini görmemiz mümkün. Bu failin, yani bu ölüme neden olan kişinin ceza almasına yol açmaz ama genelde hakimler böylesi durumlarda en alttan cezayı verir. TC adlı küçük çocuğun kullandığı bir araç. O araçta toplamda 4 kişi var. Bir de arkada bizzat o aracı takip eden Volvo marka başka bir araç var. O araçta ise 6 kişi var. Yani 4 artı 6. 10 kişiden bahsediyoruz. İstanbul'un Belgrad Ormanı yolunda o sırada
ATV dediğimiz araçlar vardır ya, böyle arazi araçları. O arazi araçlarını kenara çekmiş, o arazi araçlarını tamir etmeye çabalayan insanlara ve onların araçlarına çarpıyorlar. Saat tam olarak kaç? İzleyicimizin bir mesaj açısından söylüyorum. Yani 1-2 Mart olmak üzere, öyle söyleyeyim. Gece yarısı. Evet, gece yarısı. Şimdi orada kamera yok işte. Mesele o. Annesi yanında asistanıyla birlikte başka bir araçla geliyor olay yerine. Kendisini ve onun arkadaşlarını yanında getirdiği araca sokup anne olay yerinden uzaklaşıyor. Annesi ve babası bazı varlıklı tanıdıklarını aradılar mı? Bunlar için de... Barış Pehlivan'ın bu iddiaları son derece önemli. Zaten hani takip etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi. Bakalım bugün başka neler olacak, ama geneli itibariyle hani tek bir olay, münferit olaydan bahsediyor diyelim. Türkiye'deki hukuk. Bakın bugün yine Barış gibi çok sevdiğimiz yine yüz akı gazeteci arkadaşlarımdan Timur Soykan'ın manşeti bir günde. Zenginlerin hukuku diye bir tabir var efendim. Hukukun üstünlüğünü konuşmuyoruz artık. Zenginlerin hukukunu konuşuyoruz. İki farklı olay üzerinden Timur Soykan'ın adalet sistemine ilişkin sorgulayan manşeti bu sabah Bir Gün gazetesine işte bu şekilde yansımış. Oysa konuşmamız gereken temel husus hukukun üstünlüğü olmalı. Adalet tanrıçasının gözü kapalıdır. Neden? Görmesin diye. Bütün bunları konuşurken geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gururu diye bir paylaşım gördüm. Sema Güral Sürmeli. Sema Güral Sürmeli'de görmüştüm. Sonra Sema Hanım'la irtibata geçtim. Anlattı. Kendi kişisel öykülerinden de yola çıkarak Türkiye'deki bir doktorun, Doktor Furkan'ın Amerika'da yılın doktoru olma öyküsünü anlattı bana. İnsanlar umutlansın istiyorum, onun için paylaştım dedi. Ben de doktorun telefonunu aldım. Amerika'yla kendisiyle de konuştum. Bakın Doktor Furkan. Tabii yolu şöyle kesişiyor. Aziz Sancar'a gidiyor. Onun yanında staj yapıyor. Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar, Mardin'in ve Türkiye'nin gururu. Sonra Gökhan Hotamışlıgil hocam, Harvard'da Türkiye'nin, Türk bilim insanının gururu. O da Nobel tıp ödülüne doğru gidiyor. Obezite çalışıyorlar, şeker çalışıyorlar. Doktor Furkan, bakın Amerika'da yılın doktoru seçildi. Doktor Furkan Burak, kendisiyle de hatta notlarımı da aldım. Kendisine de sordum. Bakın Harvard'da tıp fakültesinde obezite üzerine çalışmalar yapıyor. Hem araştırmalar yapıyor laboratuvarda, hem de hasta bakıyor. Aziz Sancar hocamızın yanında staj yapmış 2007'de. Bu onun için dönüm noktasıydı. Sonra Harvard'da Gökhan Hotamışlıgil hocam. Bu hocalarım da böyle genç parlak Türk beyinlerinin ne elini uzatıyorlar efendim. Sonra işte anlatıyorlar ve ikinci kere dünyada en saygın kriterlere göre yılın doktoru seçiliyor. Yani dünyada bizim böyle gururlarımız var. Bunları görmemiz lazım. Hani önceki gün Yavuz Donat'ın köşesinde Mehmet Haberal'dan bahsettim ya. Dünyanın en saygıdeğer bilim insanları Ankara'da kongredeydi. Yeni kongrede de Türkiye'de yapılacak diye. Şimdi mesela Gökhan Otamışlıgil hocamın tweet'i vardı. Tebrikler diyor Gökhan hocam. Kıymetli çalışma arkadaşımız endokrinoloji uzmanı Doktor Furkan Burak, temel bilimler ile klinik çalışmalar arasında köprü olan başarılı çalışmaları ile bu yıl yine Amerika'nın en iyi hekimleri arasına seçildi diyor ve hem Türkçe hem de İngilizce olarak bu duygu ve düşüncelerini paylaşmış Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil hocamız efendim. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi Balıkesir'de çok enteresan bir olay var. Bizim toprağımız, vatan toprağı, yabancılar ve bir satış hikayesi. Peki bu arazilerin böyle Araplara ya da yabancılara satılmasına köylülerimiz ne diyor? Köylülerimiz istemiyor böyle şey. Yani satılırsa bize verilsin araziler. Canım arazi köyümüzün zaten. Köyümüzün hazine arazisi. Tabii hazine değil. Köy malı. Ha, köy malı. Havran Belediyesi'ne geçti. Köy malı. Onlar da sattı. Şu güzelim doğa parçasında bu köylülerin kendi öz malları, kendi malları yabancı şirketlere neden satılıyor? Vatandaş bunu soruyor. Neden satılıyor?
Onlarca bereketli arazi köylülerin işlemesinde olması gerekirken artık Mısırlılara ait. Devletin burada 180 dönüm araziyi belediyenin Araplara satarak nereye varmak istiyor? Amacı ne? Büyükşehir yasası 2014 yılında yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında büyükşehir belediyelerine bağlı köyler mahalle kapsamına dahil edildi. Bu köylerden biri de Balıkesir Havran'daki Eymir Köyü. Yasayla birlikte mahalleye dönüştürülmesinin ardından köye ait bütün taşınmazlar bağlı olduğu ilçe belediyesinin mülkiyetine geçti. Köylerin ortak malları, kendi malları mahalle olup belediyelere geçince işte AK Parti belediyesinin olduğu yerlerde arazilerimizin bizim Mısırlı şirketlere, yabancılara satıldığı yer tam da burası. Ve Eymir Köyü'nün taşınmazlarının belediyeye bağlanmasıyla 2019 yılında 181 dönüm arazinin satışı gerçekleşti. Satış işlemi eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi döneminde görev yapan bir milletvekiliyle yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı beka meselesi diyordu 2019'da. 2019'dan sonra beka meselesinin topraklarımızın yabancılara satışıyla ne kadar örtüştüğünü buradan kamuoyu bilmek istiyorum. Bu konuyu da takip ediyoruz efendim. Bu arada aklıma geldi de Profesör Murat Öncel, o da göz konusunda bir hocamız. Onunla konuşuyorduk geçtiğimiz günlerde. Daha doğrusu önce bir konuştuk falan, sonra beni bir aradı. Ya İsmail dedi, buyurun hocam dedim. Sonra Murat Öncel dedi ki senin kız kardeşin de dedi Amerika'da sağlık alanında çalışıyor dedi. Bak dedi bahsetmiyorsun ama o kadar önemlidir ki o kurumda araştırmalar yapmak dedi. Hocam dedim, yani biz kardeşimiz de tabii ki gurur duyuyoruz. Serpil Küçükkaya Kökner, o da Amerika'da yine çok önemli bir sağlık kuruluşunda. Hemşiredir aslında. Fakat Amerika'ya gitti, önce hemşirelik yaptı. Burada da hem eğitimini aldı hem de çalışıyordu. Sonra orada o bilimsel araştırmalar yapan bir birimde görev yapıyor. Hani aklıma geldi, Murat Öncel hocam da çok önemsedi. Çünkü hocamızın da geçmişte Amerika'da önemli çalışmaları vardı bilimsel. Mehmet Doğanlar'dan geldi bu kitaplar. Şunlar bakın. Bunlar özel bir projenin kapsamında ZİÇEV, bakın. Bu kitabın tüm geliri zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfına bağışlanacaktır. Yazan Sena Edizler, resimleyen Tülin Elçi Oktay. Bu kitapları da bizim sesçimiz Serkan'a vereceğim. O da çocuğuna götürecek bakın. Ateşin Hayvan Sevgisi, Ateşin Yeni Arkadaşları, Ateşin Basketbol Sevgisi ve Ateşin Doğa Sevgisi diye kitaplar. Bunu neden önemsiyorum? Hani bir keresinde MHP lideri Sayın Bahçeli de söylemişti. İsmail Bey dedi, özellikle kitap tanıtımına hiç ara vermiyorsunuz ya, bunu önemsiyorum. Çocuklarımız kitap okusunlar demişti. Onu da hani önemsediğim için sizlere hatırlatayım. Bakın, kitapları seven çocuklar, amacımız bu. Çocuklarımız kitap okusunlar, kitabı sevsinler. Büyüklerini, anne babalarını, ablalarını, abilerini, amca teyzelerini, dayılarını kitap okurken görsün diyoruz çocuklarımız. Diyelim ve nereye gidelim Güven? Peki. Dijital çağda çocukları korumamız, çocuklara özen göstermemiz üzerine özel bir haber. Bunu da Melis Tolon hazırladı. Çocuğumuzu hiç tanımadığımız bir yerde, yüz binlerce insanın olduğu bir yerde yalnız başına bırakmıyorsak, aslında dijitalde bu kadar tehlikeli ve bu kadar riskli bir yerken çocuğumuzu burada savunmasız bırakmamalıyız. Dijital çağda çocuğun mahremiyet hakkının korunması milyonlarca anne babayı ilgilendiriyor. Avukat Bahar Yıldız Oğuz tez konusunu kitaplaştırdı. Sosyal medya kullanımında çocuğa ilişkin paylaşımlar çok yaygın. Fakat bunun hukuk perspektifi nezdinde çocuğun bir takım haklarını ihlal ettiğine kanaat getirdiğim için bu alanda bir çalışma yürüttüm. Dünyada milyonlarca insanın en büyük iletişim araçlarından biri sosyal medya. Faydası olduğu kadar zararları da var. En çok da çocuklar üzerinde. Avukat Bahar Yıldız Oğuz tezinde işlediği bu konuyu Dijital Çağda Çocuğun Mahremiyet Hakkının Korunması kitabında bir araya getirdi. Dijital çağda adı sıkça duyulmaya başlanan bir kelime, sharenting. Sharenting, share ve parenting kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Anne babanın sosyal medyadaki yapmış olduğu tüm paylaşımlara sharenting deniliyor. Aileler çocuklarının video ve fotoğraflarını anı bırakmak için sosyal medyada paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar kötü sonuçlar doğurabiliyor.
Dünyada bu durumun önüne geçmek için tek adımı Fransa attı. Ailelerin çocuklarıyla sosyal medyada paylaşımlarını kısıtlamayı öngören yasayı yürürlüğe koydu. Türkiye'de henüz böyle bir çalışma yok. Fransa bu alanı konuda özel bir, sadece bu konuya spesifik olmak üzere bir yasa çıkardı. Anne babaları sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kısıtlamaktadır şu an itibariyle. Peki ailelerin yaptığı bu paylaşımların çocuklar üzerindeki etkisi ne? Çocuğunuzun fotoğraflarını paylaştığınızda dijital ayak izi oluşturuyorsunuz. Üstelik paylaşım yaptıktan sonra paylaştığınız veri üzerinde hiçbir kontrolünüz kalmıyor. Veri hırsızları çocuğunuzun kimliğini çalabilir, sesini ve görüntüsünü istenmeyen amaçlarla kullanabilirler. Dahası çocuğunuzun mahremiyet hakkını, kişisel verilerini ve kişilik haklarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Bahar Yıldız Oğuz kitabında ailelerin konuya ilişkin neler yapması gerektiğini de anlatıyor. Aslında hiç paylaşım yapılmamalı. Çocuğun dijitalde varlığının kararı kendisine bırakılmalıdır. Fakat bir paylaşım yapılacaksa eğer bunu minimize etmekte yarar var. Çocuğunuzla ilgili paylaşım yaparken o paylaşıma gerçekten ihtiyaç olup olmadığını değerlendirin. Mutlaka paylaşım yapılması gerekiyorsa ölçülü paylaşımlar yapmaya ve kapalı hesap kullanmaya özen gösterin. Çocuklarımızı bu teşhir çağında, evet herkes kendisini teşhir ediyor efendim her şeyiyle. Çocuklarımızı bu teşhir çağında dijitalleşmenin zararlarından, risklerinden koruyalım. Melis çok özel çalışmış ve adeta kamu spotu gibi bir çalışma yapmış sağ olsun. Bugün Melis'in dışında Vedat Yalvaç önemli haberlere imza attı, takip etti sağ olsun. Ve her zamanki gibi yine bu iki arkadaşımın dışında Yiğitcan İlaslan haber yaptı. Bu üç arkadaşımın yazdığı haberleri Cüneyt Işık Özen'le bilgisayar başında grafiklerini, kurgularını yaptı. Onunla birlikte Baran Bozkurt ve yeni arkadaşımız Aliye. Sabah Aliye Hanım'a uğradım. Dedi ki benim de sizden bir ricam olabilir mi? Tabii ki dedim. Annem dedi zaten sizi uzun yıllardır tanıyor ve seviyor. Ona bir selam söyle. Tabii ki dedim memnuniyetle. Annesi Besime Hanım Bursa'dan. Hatta annesinin yakın arkadaşı Şirin Hanım Elazığ'dan. O da bize İyi dileklerini göndermiş. Aliye Hanım'a da teşekkür ediyorum. Biraz sonra ekip arkadaşlarımın hepsine, hatta niye biraz sonra şimdi söyleyeyim. Editörümü de biliyorsunuz artık, Hilal Yağız, Nihal Kemaloğlu ile gündem çalışmamızı yapıyoruz. Kameralarda, orası boş, burada Harun var. Burada da Mehmet var. Ve ana kumandada Mustafa, Mustafa'm sağ olsun. Rejide, Güven ve ekip arkadaşlarım. Sosyal medya ekibimiz, Ankara'daki bürodaki arkadaşlarımız, İzmir'deki arkadaşlarımız ve bütün Halk TV çalışanları, idari personel Şefik Erkan'dan başlayarak hepsi de dahil olmak üzere diyorum efendim. Şimdi Adana ile ilgili bir habere gidiyoruz. Bu haberi de aldığımız arkadaşımız, kendisi de Adanalı olan Dersu, yönetmenimiz Dersu'dan geldi. Özgecan Aslan 9 yıl önce 19 yaşındayken katledildi. Onun anısına Adana'da sembol haline gelen koşu Özgecan Aslan kadına şiddete hayır koşusu 10. kez start aldı. Özgecan Aslan kadına şiddete hayır koşusunu 2 numaralı King Berkay. 2015'ten beri Türkiye Jokey Kulübü'nce Adana'da düzenleniyor. Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba İpodromu'ndaydı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de katıldı. Dört ve yukarı yaşta İngiliz safkan atlar katıldı. 1200 metre kum pistte gerçekleştirildi. Ali Murat Şenait jokeyliğini Müslüm Çelik'in yaptığı King Berkay isimli at birinci geldi. King Berkay önde 5 ol tur demir kırın gayretleri var 2,5 at boyu kadar. 2 numaralı King Berkay önde yine yeniden 2 numaralı King Berkay fotoğrafı buluyor Özgecan Aslan koçluğunda. 5 numaralı tur demir kır ikinci. 3 numaralı altın sima üçüncü. 4 numaralı Linardacan dördüncü oldu. Kupayı Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan teslim etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar kazanan atın jokeyi Müslüm Çeli'ye çiçek takdim edecekler. Bu da özel olarak hazırladığımız bir haberdi size. Şimdi geçen haftalarda
bir soru gelmişti. Ben de dedim ki bu soruyu hani ben bilmiyorum ama Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bağlamında önemli bir isim. Cavit Çağlar'la konuşurum demiştim. O gün aradığımda dedi ki zaten seni yakında davet edeceğim dedi. Buyurun. Önceki gün kızı Yasemin Çağlar'ın düzenlediği bir iftar vardı ve Cavit Çağlar orada Türk basının önde gelen isimleri ile buluşmuştu. İşte Kenan Tekdağ var, Habertürk'ün en üst düzey yöneticisi. Ondan sonra acaba ne bileyim Rahmi Turan var, başyazar. Ondan sonra acaba işte KRT'nin yeni patronu Fırat Bey var. Böyle bir grup gazeteci arkadaşla orada oturduk. Cavit Bey'i dinlemiştik. Sonrasında Mehmet Yılmaz da oradaydı. Bakın bugün yazmış o kitaptan, yani Cavit Çağlar'ın Fırtınalı Hayatı, Hulusi Turgut yazmıştı. Mehmet Yılmaz bir anekdot seçmiş Çiller'le ilgili. Tabii tek tek burada okuyacak değilim. İlgilisi T24'ten Mehmet Yılmaz'dan okuyabilir veya Cavit Çağlar'ın kitabından okuyabilir. Yine Ertuğrul Özkök, Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü kitabını gizemli sayfalarına yazıp ekledi. Bu kitap çok konuşulur demiş. Özellikle Şam'dan yola çıkarak istihbarat dünyasıyla ilgili detaylar yine Cavit Çağlar'ın kitabından. Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan, o gün o da eşiyle birlikte geldi. Çünkü Cavit Bey'in de eşi oradaydı, Nursel Hanım, çocuklarıyla birlikte. Şimdi Rahmi Turan da eşi hanımefendiyle birlikte geldi. Ben de tanışma imkanı buldum. Cavit Çağlar'ın Fırtınalı Yaşamı. Yine Türk basının önemli isimlerinden Yalçın Bayar da bugün o kitabı Hulusi Turgut yazdı dedi. Yalçın Bayar da o gün o davete, iftara katılıp imzalı kitap alanlardan birisi oldu. Ha, bu nereden aklıma geldi? Putin'e gidiyoruz. Finlandiya sınırına askeri sığınak yapacaklarını açıkladı. Nükleer savaşa hazırız dedi. Putin ABD'yi uyardı. Nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anlamsız yorumunu yaptı. Finlandiya sınırında askerimiz ve askeri sığınağımız yoktu. Artık olacak dedi. Putin Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum olmadığını söyledi. Putin Rusya'ya yönelik bir saldırı durumuna nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu. Rus lider ABD seçimlerine ilişkinde konuştu. Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Putin Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı. Bu sabahta böylesine bir sabah buluşmasında bizimle olduğunuz için sizlere, yeni bir sabah ailesine, İsmail Küçükkaya ile birlikte olanlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Yarın İstanbul'a bakacağım, İstanbul'un ilçelerine. Dün Bakırköy'e gittim, biraz çalıştım. Yarın farklı ilçelerden de anekdotları aktaracağım. Bu arada Ali Talip Özdemir'in bir düello daveti var rakibine. Yarına bütün detaylarıyla sizlere aktaracağım. Bugünü de kitaplarla kapatmak istiyorum. Aytekin Ertuğrul'dan Açık Bütçe ve Cumhuriyet isimli kitap gelmiş. Türkiye'nin benim çok önemsediğim gazetecilerinden ve bu kitabı okuyacağım dediğim eserlerden biri Mustafa Hoş, Tarihle Hesaplaşma, Saklı Gerçekler, Türk Naziler. Bu okuyacağım ve sizlere anekdotlar anlatacağım kitaplardan birisi. Sahibini Uyandırmayan Mektuplar, Roj Yiğit yazmış. Düşsel Sevda, Figen Tan. Ali İlhan Sayın, Has Bonkör isimli kitabıyla ve Profesör Doktor Ali Rıza Erdem Toplumsal Hayatta Ayrımcılık isimli eseriyle bu sabah bizimle birlikte oldu. Ne biçim bir sabah. Yarın sabah görüşene kadar hoşça kalın.